İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş bulduk. Ha, Neşe. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ara Güner Bey. Güner Bey, aramıza yeni mi katıldın yoksa Güner Hanım, pardon, çok pardon. Güner Hanım, aramıza yeni mi katıldın? Yoksa ben mi gözden kaçırdım ya? O zaman, işte, ben de seni ilk defa görüyorum. Özlem Ateş, hangi konu anlatılacak? Ne kadar açık ve net bir soru. Şimdi, biz geçen hafta herhalde eserlerden bahsetmiştik, değil mi? Evet. Eserlerin çözme yöntemi tekniklerini anlattıydım. Hatta nasıl çözeceğiz, hangi yöntemi, Osmanlı'nın mimari eserlerinden bahsettiydim. Değil mi arkadaşlar? Efendim Halime. Ha Cansu, etkili olur. Ben size bir şey söyleyeyim mi? KPSS'de yeter ki çıksın ha. Yeter ki çıksın. Kesinlikle. %100 çözme garantisi. Yani kaçmaz. Evet. Yani sorucuyu cevaplayalım mı? Sorucuyu. Cemile neyi? Sorucuyu. Sayenizde kaçma. Yani inşallah sorarlar. Ya ben şimdi size en son ne dedim? Bakın şeylerden bahsetmiştim. Kesinlikle Neşe. Bakın eserleri falan anlattım, bitirdim eserlerle ilgili bir şey. Bir Osmanlı'da bazı ilim adamlarından bahsedeceğim. Değil mi? Evet. Osmanlı'da bazı ilim adamlarından bahsedeceğim. Ondan sonra birazcık sizlerle soru çözeceğim. Ondan sonra ıslahat hareketler Osmanlı Devleti'nin inkılap tarih süreci. Yani bizim için inkılap tarih sürecine resmen giriş yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi Berkay Bey'den ilk önce yandan bir boşluk isteyeyim. Berkay, not tutmam için sayfa açar mısın bana? Berkay, sesimi duyuyor musun Berkay? Devletinde ünlü ilim adamlarından bazılarından bahsedeceğim. Örneğin Osmanlı Devleti'nin en ünlü matematik alanında çalışma yapmış kişiler kimlerdir? Matematik denince aklınıza kim gelecek Osmanlı'da? Evet, Osmanlı'da matematik denildiği zaman aklınıza gelen ilk isim. Hemen ne diyeceksiniz? Ali Kuşçu. Değil mi arkadaşlar? Hatta büyük harflerle yazayım. Ali Kuşçu, Osmanlı Devleti'nin en ünlü matematikçilerin başında geliyor. Batı Sultan Mehmet döneminde hatta Sahn-ı Seman medreseleri vardı ya arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz mu? O Sahn-ı Seman medreselerinin de yöneticisi, eğitim faaliyetlerini düzenleyen, programlarını ayarlayan önemli bir kişidir. Ali Kuşçu. Artı Sinan Paşa yine Osmanlı Devleti'nde evet arkadaşlar önemli bir isim. Matematik alanında önemli çalışmalar yapmış kişi Sinan Paşa. Yine Matrakçı Nasuh arkadaşlar. Her ne kadar böyle minyatür alanında böyle eserler yaptı desek de arkadaşlar bunun matematik yönü de önemlidir. Özellikle bu Kanuni döneminde dökülen topların menzillerini artı topların çaplarını hesaplayan kişi Matrakçı Nasuh'tur. Bakın Osmanlı'da matematik ilmi denildiği zaman dikkat edilmesi gereken isimler bunlardır. Osmanlı'nın en ünlü matematikçileri dediğimiz kişiler. Ha, bunun dışında Osmanlı'da ünlü diyebileceğimiz yani tıp anlamında ünlenmiş önemli kişiler denildiği zaman aklımıza kim gelecek? Tıp denildi. Matrak bir oyun ya, bir oyundur şehriban. Ya Osmanlı'da böyle şeylerle oynanan bir garip oyundur. Birbirlerine işte vurmaya çalışıyorlar. Evet, bir oyun. Yani o oyunu iyi oynayan bir kişi herhalde ya da sürekli oynayan bir kişi ki adama böyle bir ünvan takmışlar. Çok matrak bir adamız deriz ya. Ondan alakalı mı bilmiyorum matrak.
Bence ondan alakalı değil gibi duruyor. Çünkü enteresan bir oyun. Evet arkadaşlar. Tıp ilmi denince akla gelen isimlerin başında Akşemseddin. Akşemseddin arkadaşlar Osmanlı'da tıp ilminin önemli isimlerinden bir tanesidir. Hatta bir diğer temsilcisi olarak söyleyebileceğimiz tıp denildiği zaman akla gelecek kişi Sabuncuoğlu. Sabuncuoğlu Şerafettin. Evet, Şerafettin Osmanlı'da tıp ilminin en ünlü temsilcileridir arkadaşlar. Tıp denildiği zaman bunlara dikkat edeceksiniz. Evet, evet, toplu ikili onlar o Humbaracı ocağı var ya, Arife, onu en iyi şekilde gösteren bir sahnedir onlar. Orada lağımcıları falan da gösteriyorlar. Bilmiyorum baktınız mı Muhteşem Yüzyıl'da. Evet, arkadaşlar bir diğer alanda mesela Osmanlı astronomi alanında ünlenmiş bir kişi vardır. Arkadaşlar zaten bu isim tektir hemen neredeyse Osmanlı'da. Takıyüddin Din Efendi. Takıyüddin hatta Mehmet Efendi. Osmanlı'da en ünlü astronomi ilmincisi diye geçiyor. Hatta Osmanlı Devleti'nde ilk rasathaneyi kuran kişidir. Kimin zamanında Güner kim için söyledim? Söyle. Eserler önemli mi? Yani önemli olan noktaları söyleyeceğim ben şimdi. Eserlerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani daha çok alanlarına dikkat edin. Zaten bu kanaldan girerek soru soruyorlar. Sabuncuoğlu Şerafettin Güner klasik dönemin yani yükselme döneminde, Kanuni dönemine denk geliyor zannedersem evet. O dönemin en ünlü tıp ilimlerinden, tıp ilmini canlandıran, yaşatan, bu anlamda önemli çalışmalar yapmış kişidir. Evet, Takıyüddin Mehmet Efendi de 16. yüzyıla denk geliyor. Osmanlı Devleti'nde ilk rasathaneyi kurdular. Evet, Akşemseddin'i sordular ama nasıl sordular? Piri Reis'i sordular, her şeyden önemli. Cemile ona dikkat et. O Hatim hocası kimdir diye sordular. Tıp ilmini karıştırmadılar bile ha. Tamam mı? Fatih'in hocasını sordular. Ama Akşemseddin'in bu özelliği var. Tıp anlamında önemli çalışmalar yapmış. Bazı deneyler, bazı şeyler yapmış. Katkılar sağlamış bir kişidir. Ama KPSS Akşemseddin'i sorarken Fatih yetiştiren Fatih'in hocası şeklinde sordu. O da çok bilindik bir soru. Daha çok siz şeye bakın. Yok neresi sinirdi ya? Bence Fatih'in hocasının olduğu birçok yerde bilinen bir olaydı. Bilmiyorum siz daha önce hiç karşılaşmadınız mı böyle bir soruyla ya da böyle bir bilgiyle? Çok bilindik bir olaydı. Biz gerçi derslerde anlatıyoruz onları. Yani Fatih'in hocası Akşemseddin hatta o İstanbul'un fethi sırasında Akşemseddin'in desteği falan bunlarla ilgili bilgiler veriyorduk aslında. Adı geçiyordu çünkü. Hatta lala lala Çeşmi Cihan Buramola diye bir sözü vardı dedik. Akşemseddin'e söylüyor dedik Fatih. Değil mi? Evet. Yani bu tip şeylerle bahsediyorduk. Normalde bilinen bir şahsiyetti. Şimdi Takıyüddin Mehmet Efendi Osmanlı Devleti'nde aynı zamanda ilk rasathaneyi kurduğu gibi basit anlamda bir teleskop da yapmış. Gerçi bazı teoriler bunu dine aykırı gördüklerinden dolayı teleskobunu bir şekilde yok etmişler. Ha bakın işte bunlara dikkat edin. Coğrafya ilmiyle ilgilenmiş önemli kişiler. Kimler? Osmanlı'da evet. Piri Reis. Evet. Değil mi? Evet evet Piri Reis. Ya Güner Ebu Suud Efendi nerede popüler? Muhteşem Yüzyıl'da popüler. Ya Ebu Suud Efendi daha çok böyle İslam din ilmiyle ilgilenmiş. Kanuni döneminde de bir dönemden sonra İslamlık makamına getirmiş önemli bir şahsiyettir de. Evet, bir dakika. Piri Reis arkadaşlar, Piri Reis. Buna da dikkat edin. Bakın, Piri Reis, KPSS mesela Piri Reis'i iki kere sordu. Hatta Piri Reis'in önemli bir eseri var. Bunlara dikkat edin bu eserlere. Mesela ne demiş Piri Reis'in? Kitab-ı Bahriye mi? Evet, Kitab-ı Bahriye adlı eseri. Adlı eseriyle ünlenmiş. Ve Piri Reis arkadaşlar, dinleyin be. İki kere kullanılmış bir soru. Bakın, iki kere kullanılmış bir soru. Hem de enteresan bir şekilde iki kere kullanıldı.
2006'da şöyle bir soru sordu KPSS'e. Dedi ki Osmanlı Devleti'nde haritacılık çalışmalarıyla ünlenmiş ve Kitab-ı Bahriye adlı eseri olan ünlü denizci kimdir? Bakın 2006 KPSS sınav sorusu. Tamam mı? Osmanlı Devleti'nde Kitab-ı Bahriye adlı eseri olan ve haritacılık çalışmalarıyla ünlenmiş ünlü denizci kimdir? Cevap tabii ki Piri Reis. Tamam, bir dakika, ben bu soruyu niye söylüyorum? 2010 sınav sorusu. Aynen soru şu. Osmanlı Devleti'nde haritacılık çalışmalarıyla ünlenmiş ve Kitab-ı Bahriye adlı eseri olan denizci kimdir? 2010 sınav sorusu. Cevap ne? Piri Reis. Var ya, soruyu resmen kes yapıştır yaptı. Tabii canım, bakın aynı soruyu sordu ha. Aynı soru. Ya hatta bazı arkadaşlarımız şüphelenmiş bile ne. Yani hani çıkmışsın sorularını çözüyorlar ya sınava girmeden. 2010'da biz bununla karşılaştık. Birçok kişi demiş ki ya acaba başka bir şey mi demek istedi? Yani bu kadar, ya tabii ki. Yani ya bir de arkadaşlar, bu bir örneği değil ha. Ya basit değil, adam şüpheleniyor yani, böyle olmaz ki, kes yapıştır ya. Aynı soruyu soruyordu. Hatta şıklarda olan kişilerden 3 tanesi de aynıydı ha. Yani doğru cevap Seydi Ali Reis, Turgut Reis mi, Kılıç Ali Reis mi, öyle bir şey. Yani üçü de aynı. Yani resmen onu olmuş. Bakın şimdi arkadaşlar, öğrencisi Erkan, öğrencisi. Şimdi var öyle, bakın çok fazla örneği var arkadaşlar. Ondan dolayı ben size bunu defalarca söyleyeceğim ileride. Ne olursa olsun çıkmış bütün sınav sorularını çözerek sınava girin diyeceğim. Emin olun abi ya, birçok soruyu daha önce çözmüş gibi olacaksınız. Ve hep bunu yapıyor. Hep değiştirip değiştirip soruyor. Ya o kadar enteresan benzer sorular var ki. Yani yuh diyorsun artık. Ya adam sürekli kendini tekrar etmiş. Tarihte kesinlikle. Çünkü adam tıkanmış tıkanmış. Yıllarca sınav yapıyor. 10 yıldır. Bazı dönemlerde çiftler çiftler sınav yapıyor. Ne konu belli, müfredat belli. Adam artık daralmış, soru yaratamıyor. Ne yapıyor? Döndürüp 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 soruyor aynı şeyleri. Evet. Ya kesinlikle onlar da çok etkili oluyor Güner. Evet, yani kesinlikle etkili oluyor ya. Bakın ben size bunların örneklerini, ispatlarını vereceğim yani. Çıkmış, ya gerçi bunun örneğini siz kendinizde yaşayacaksınız. Çıkmışsın nasıl olan görün, kendiniz de diyeceksiniz. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Bunlar hep aynısını sormuş. Bakın ben mesela bütün KPSS, ya ÖSYM'ni yaptık, KPSS ayarındaki bütün sınavların çıkmışından sonra çözümlerini yazdım. Tamam mı? Yani ben bile ne, o çözümler yazarken bunaldım artık. Ya aynı şeyleri yazmaktan bıktım ya. Kaç kez ya? Bu ne ya? Aynı şeyi yazıyor mu? Aynı şeyi yazıyor mu? Cevap aynı. Birçok soruda öyle oldu. Ama hayır hayır, genelde oluyor. Yani Sevtap, emin ol, başka sınavlarla karşılaştığı mutlaka çıkar ha. Mutlaka çıkıyor örneklerin. O Celal Bayar sorusunu bir tane sınavda kullanmış, biliyor musunuz mu? Hani vardı ya İsmet Dünen'in şey, Atatürk döneminin son padişahı. Evet Funda, baya hem de. Baya var. Ama şimdi dinleyin be arkadaşlar, dinleyin be. Evet evet. Yani arkadaşlar bakın ben size söylüyorum. Şimdi beni iyi dinleyin. Gerçi ileride yine söyleyeceğim de. Bak, sayacağım şu sınavlara dikkat edin. ÖSYM'nin yaptığı sayacağım şu sınavlarına. Bakın. 1. İdari yargı sınavı. 2. Adli yargı sınavı. 3. Jandarma Okullar Komutanlığı sınavı. 4. Kaymakamlık. 5. KPSS. Aa, bunlara bir bakın. Bunlara bir bakın. Tamam mı? Evet evet. Müfredat da aynı. Tekrar sayıyorum. Zeynep. İdari yargı sınavı. 1. İdari yargı. İnternette var bunlar ha. Adli yargı. Bunlar birazcık bazen ayrıntılı olabilir ama genelde benzesen yönler çok oluyor. Jandarma Kurlar Komutanlığı sınavı. Hatta Jana Juna diye yazar. Jana Juna. Jana astsubaylık, Juna uzmanlık. Kaymakamlık KPSS. Bakın bu sınavlara dikkat edin. Var var, bulursunuz onları. Bunları çözün. Bunlarla ilgili çıkmış sınav sorularını çözün. Görün bakalım neyle karşılaşacaksınız. Kendi gözlerinizle görün bazı şeyleri. Evet. Şimdi biz buraya geri döndük. Evet. ÖSYM'nin sitesinde var. Evet evet Zeynep. Orada arşiv kısmına gir, sınavlar kısmına gir. Tek tek yazıyor. İdare hakim, adli hakim, işte Jana Juna tıkla, 2006 tıkla, böyle hepsi çıkıyor.
Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci bakın buraya geri döndü. Piri reisi bu şekilde sormuş. Ama ben diyorum ki bu sefer bu adama dikkat edelim. Evet. Seyit Ali Reis. Belki bir daha olur ya bu konuya girerlerse muhtemelen soracak konu bu. Seyit Ali Reis. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Seyit Ali Reis. Bu hani bu Hindistan geziler meziler muhabbeti var. Hindistan'dan gelirken bir eser yazıyor. Miratül Memalik. Memleketlerin aynası. Miratül Memalik adlı eseri var. Ya ben bu adamdan şüphe ediyorum. Diyorum ki bir daha bunu. Memleketlerin aynası demek. Hindistan gezerlerini anlatan bir eseri vardır. Buna dikkat edin. Mesela bir diğer kişi. Bu da önemli. Buna da çok dikkat edin. Bence sıradaki kişi, sorulacak kişi de bunlar. Katip Çelebi. Değil mi? Evet. Katip Çelebi. Bakın bu da önemli bir kişidir. İki tane eseri vardır bilindik. Cihan Nüma ve Keşfe Zünnum. Num, Keşfe Zünnum arkadaşlar. Evet, bakın. Coğrafya ilminin en ünlü temsilcileri olarak biliniyor Osmanlı'da. Tamam mı? Piri Reis, Seyit Ali Reis, Katip Çelebi. Hatta Evliya Çelebi de var, değil mi? Zaten Evliya Çelebi biliyorsunuz seyahatnamesi önemlidir. Anadolu'yu gezmiş Osmanlı coğrafyasına birçok bölgelinin özellikleriyle ilgili güzel bir eser yazmıştı seyahatnamesi. O da önemlidir. Ama özellikle burada Katip Çelebi'ye, Seyit Ali Reis'e dikkat edin. Ha, Osmanlı Devleti'nin ünlü tarihçileri mesela. Tarih anlamında eserler vermiş önemli kişiler. Bunlar kim mesela? Yani Cihan Nüma matbaada basılacakken bakın şöyle söyleyeyim. Osmanlı'daki matbaada diyorsun değil mi Okan? İbrahim Müteferrika Katip Çelebi'nin Cihan Nüma eserini basacağı sırada matbaası ya da basarken tam o şeyde matbaası yok ediliyor Patron Ali tarafından. Lale Devri'nde işte Van Kulu lugatını basıyor. Artı onu da basarken İbrahim Teferrika tam o dönemlerde ya tam basıyor ya da tam basmak üzereyken matbaasının başına işler geliyor. Değil mi? Evet. Dediğin doğru ama Okan'ın dediği doğru. Çünkü o eseri matbaada basıyordu. Basarken matbaasını kırıyorlar işte. Şimdi tarih deyince Osmanlı'da kimler aklınıza gelecek? Bakın en ünlü tarihçi. Hatta Vakayunist. Vakayunist. Duydunuz mu? Bunu da sormuşlardı. KPSS'de Osmanlı Devleti'nde tarih yazıcılığına ne denir tarih yazarlarına? Değil mi? Vakayunist diye. Gel, bunu 2010'da mı 2011'de mi sordulardı? Evet, ne dersen 2011 sınav sorusuydu. Gerçi arkadaşlar 2012 değil ya 2010. 1 2011 miydi? 2010 mu? 2012 değil. 2010 muydu? 2010 sınav sorusu muydu? Bence sanki 2011 gibi geliyordu ama olabilir 2010 da olabilir. Ama 2012 değil ha. Vakayunist'i mi yazayım Nermin? Şöyle parantez içinde yazayım. Evet. Vaka. Zaten bakın. İst. Vakayunist. Neist. İst. Evet. Vakayunist. Pardon. Vakayunist. Arkadaşlar şimdi ama matbaaya zarar vermediler demiştik sanırım hocam sadece kim dedi onu ben öyle bir şey demedim Fatma ben daha anlatmadı ki Lale Devri'ni matbaayı da kırıyorlar kütüphanelerde yakıyorlar laleler gidiyor yani köşkler yakılıyor her şey gidiyor evet arkadaşlar tamam Sevtap devam edeceğiz şimdi bakın arkadaşlar evet, Osmanlı Devleti'nin en ünlü, hatta ilk vakayunistli diye bilinen kişi Naima'dır. Tamam mı? İlk vakayunistlerinden bir tanesi olarak bilinen Naima. Aslında çok fazla vardı, ben çok önemli isimlerini belirteceğim. Değil mi? Naima, evet. Artı Peçevi İbrahim. İbrahim, değil mi? Hatta Aşık Paşazade.
Aşık Paşazade, değil mi? Aşık Paşazade var. Tarihçi. Hatta Ahmedi. Hatta bunu da biliyorsunuz, onun için söylüyorum. Ahmet Cevdet Paşa. En sonlarda, değil mi? Cevdet Paşa. Evet, Osmanlı Devleti'ndeki en ünlü tarihçiler bunlar. Ve bunların eserleri daha çok isimleriyle anılıyor. Bakın arkadaşlar, şöyle, hatta bir tane isim daha var ya. Onu da belirteyim de. Bazen ismi geçiyor. Naima tarihi, Peçevi tarihi. Eğer isimle Aşık Paşazade tarihi. Eğer isimleri geçmiyorsa Naima vakaymış, ilk vakaymış İbrahim. Naima tarihi. Genelde isimleriyle geçiyor. Eğer isimleriyle geçmiyorsa eserlerin adı kesinlikle nedir biliyor musunuz mu? Tevarihi Ali Osman. Ya budur? Ha pardon, gözükmüyor mu arkadaşlar? Hemen düzeltiyorum. Şunları da alayım. Yukarıdakilerini sileyim. Evet. Şöyle. Şimdi nasıl? Zeynep. Evet. Şimdi arkadaşlar dinleyin mi? Tamam. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi tarihçilerin eserleri daha çok isimleriyle geçiyor. Dediğim gibi Naima tarihi, Peçevi tarihi. Eğer isimleri geçmiyorsa eserlerin ismi genelde ne oluyor biliyor musunuz mu? Tevarihi Ali Osman. Tamam mı? Tevarihi Ali Osman. Osman oğullarının tarihi. Eserler genelde bu oluyor. Ya isim oluyor ya bu şekilde oluyor ki. Yani burada da tarihçileri sormayabilirler. Çünkü çok fazla aslında. Yani çoğaltılabilir. Hemen hemen her hanedanlık döneminin bir tarihçisi vardır. Tamam mı arkadaşlar? Siz daha çok coğrafyaya dikkat edin. Takikdin Efendi'ye dikkat edin. Ama ben coğrafya şeylerinden çok şüpheleniyorum. İleride ben size bazı isimlerden daha bahsedeceğim ha. Lale Devri'ni anlatırken bazı şairlerden bahsedebilirim. Bir Nedim'den, Nefi'den, Fuzuli'den, Baki'den. Şöyle kısaca. Tarih çeşidi neyse. Hülya tarih. Naima adamın ismi. Hülya. Naima tarih. Hülya. Naima şey. Tarihin ismi. Tamam mı? Yani eserin ismi de Naima tarihi. Adamın ismi o. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Şimdi Osmanlı'da dediğim gibi dikkat edilmesi gereken isimler bunlar. Yani çok fazla ayrıntıya girerek girmiyorlar. Bilindik eserlerle, bilindik kişileri dönem dönem kullanıyorlar. Evet. Şimdi tabii ben ileride bazı isimlerden yine bahsedeceğim Osmanlı'da. Bu mesela Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey gibi bazı kişilerden de bahsedeceğim yine ileride. En önemlisi Erkan. Şimdi Ahmet Cevdet Paşa sonlara doğru 19. yüzyıllarında etkili olmuş bir kişidir. Yani herkesin dönemine göre önem derecesi vardır. Aslında bunları en önemlisi diye ayırmak biraz yanlış olur. Tabii ki Ahmet Cevdet Paşa'nın eserleri gerçekten önemlidir. O ayrı, o yönü ayrı. Erkan, mecelleden dolayı ayrı. Onu ayrıten söyleyeceğiz. Hani tarih eserleri anlamında. Genelde Osmanlı Devleti'nde hanedanlık tarihi çok fazla anlatıldığından dolayı yani genelde tarihçide yaşadığı dönemi daha çok anlatıyorlar. Tamam mı? Evet. Şimdi arkadaşlar bunları da söylediğimize göre artık şöyle birazcık soru çözüp Osmanlı'yı kapatabiliriz artık. Tamam mı arkadaşlar? Daha biraz soru çözelim sizlerle. Sorular üzerinde biraz konuşalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Soruları yine okurken hemen cevap yazmayacaksınız. Yine böyle biraz konuşacağız, tartışacağız. Muhtemelen bundan araya çıkarız biz. Aradan sonra da ıslahatlar anlatmak istiyorum. Çünkü artık konuyu oraya getireceğim. Bayağı önemli bir şeylerden bahsedeceğim. Ama arkadaşlar ilk önce soruları da dediğim gibi soruları hemen cevaplamayacaksınız. İlk soruyu görüyor musunuz mu? İlk soruyu. Görüyorsanız değil mi? Evet. Hemen okuyup bir sene 30 saniye bir süre vereceğim ben size. Evet dediğim zaman cevaplar dökülsün. Tamam, ben zaten size cevap veririm, ben açıklamasını yapacağım hemen Erkan. Evet, ilk sorunun süresi başladı. 30 saniyeniz var. Buyurun. Oo, bir dakika, cevap mı geliyor?
Ha ben buyurun derken yani soruyu kıyın dedin. Yani şimdi arkadaşlar ne diyor? Tamam. Bakayım bir C, D, E falan yine her şıklarla ilgili bir fikrimiz olmuş zannedersem. Evet ben de ama bu dikkat edeceğiz bir bakayım yukarı doğru neler demiş. İlk gelen ilk cevapların hemen hemen hepsi E. Arkadaşlar soruyu iyi okuyun ama ha C, D, C, D. C, Sinan E demiş bir de uzatmış bakalım be. Diyor ki yukarıda verilenlerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nde eyalet sayısındaki artış ile bağlantılı olduğu söylenebilirdi. Eyalet sayısındaki artış. Eyalet sayısındaki artış olduğuna göre bu ne demek? Yani hayır bir dakika gayrimüslim sayısını nereden biliyorsunuz arkadaşlar? Hadi doğuya doğru arttıysa. Yani bunun nereden? Mesela bir kesinlikle olmayacak. Değil mi? Bir kesinlikle olmayacak. Bir kere yani direkt onu. Nereden biliyorsunuz batıya doğru arttığını? Hristiyanlar üzerine. O belki doğuya doğru eyalet sayısı artmıştır. Onun için bir almayacaksınız. Şimdi hazine gelirleri eyalet sayısındaki artış ile bağlantılı olabilir mi? Olabilir de olmayabilir de. Ve doğuda Hicaz'ı aldık. Değil mi? Özellikle eyalet sayısını arttırdık. Hicaz'dan biz şimdi gelir elde ettik mi? Yok. Hayır, hatta para gönderdik. Bunun cevabı zaten soruya baktığın zaman yalnız 3 kalıyor arkadaşlar. Tamam mı? Yalnız 3 oluyor. Yani sınırların genişlemesi. Eyalet sayısındaki artış direkt yukarıda sınırların genişlemesiyle ilgilidir. Yani burada birazcık yorum gerekiyordu. Tabi hazine gelirlerin artıp artmaması da eyalet sayısındaki artışla direkt bağlantılı bir olay değildir. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdi ne diyoruz? Hemen soruyu değiştiriyoruz. Ama bakın. Ya bunlar biz düzenliyoruz, hazırlıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bizim kaynaklarımızdan da yararlanıyorum bazen. Ama düzenleme falan bazen direkt aklıma gelen bir soru oluyor. Onları yazıyorum. Tamam mı? Şimdi dinleyin bir arkadaşlar. Devam ediyorum. Soruyu değiştiriyorum ama hemen şey yapmayın ha. Cevap vermeyin. Ben tamam deyince. Tamam mı? Buyurun. Bunu yapabilirsiniz. Bu kolay gibi mi geldi? Bir dakika. Aa bir dakika. Gözden kaçırmışsın. Neyse. Bir dakika. Mektap, Nazar Bey'di. Arkadaşlar, herhalde bunu gözden kaçırdım. Bundan nereden gözden kaçırdık biliyor musunuz? 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3. Evet. Yok yok. Bir dakika. Yok arkadaşlar. Cevap 1-3 olacak ha. Yani tak kavgalarını önlemek amacıyla yerel sistemde değişiklikler yapılmıştır diyor ya. Cevap 1-3 olacak. Onun için dedim yani baktım ben de şimdi dikkatimi çekti. Gözden kaçırmışız onu. Şu anda cevap yok yani. F şıkkı Sinem'in dediği gibi. Üçüncü, ha pardon bir dakika ya tamam. Cevap var ya cevap var bir dakika. Yani bir dakika benim de şeyim Zeynep'e teşekkür ediyorum. Bir dakika cevap bir ya değil mi? Bak bir iki üç bir iki üç de baya bir karıştı doğru. Yani cevap yalnız bir tamam. Ben bir ara birinci Ahmet'le de karıştırdım. Doğru. Tamam ya soruda hata yokmuş. Şıklara baktım şimdi bir iki üçle bir iki üçle hep yan yana olduğu için gölseyi oldu. Yalnız bir oluyor tabii ki değil mi arkadaşlar? Hiç duymadık doğru. Üçüncü Ahmet var da Lale Devri'nde var da alakası yok. Birinci Ahmet arkadaşlar Ekber Erşet'i getiren değil mi? Onun için cevap yalnız bir. Pardon yalnız bir. Evet, kesinlikle yalnız bir. Burada dediğim gibi 1-2'ler, 1-2-3'ler, 2-3'ler hep aynı şeyde bir şey oldu bir anda. Ben de dedim acaba cevabı mı koymadık? Tamam. Orada 3. Ahmet diyor. Kesinlikle alakası yok. Ondan dolayı arkadaşlar 1. Murat. Ne dedi 1. Murat? Ülke
Ya yok işte Arife, başka isim çeşitleri yok. Ne yapsın adamlar? Ahmet, Mehmet, başka yok. Evet, padişah ve oğullarındır demişti değil mi arkadaşlar? Birinci Murat, padişah ve oğullarındır. Verasetteki o belirsizliği gidermek amacıyla, hatta verasetle ilgili Osmanlı'yı ilk düzenleme yapan kişi birinci Murat'tı. Fatih'te tak kavgalarını önlemek amacıyla ne yapmıştı yine? Fatih Sultan Mehmet'le kardeş katlini yasal hale getirmişti. Değil mi arkadaşlar? Fatih de bunu yapmıştı. Birinci Ahmet'le de hepinizin bildiği olay. Ekber Erşed. En bilgili ve en olgun kişi tahta geçecektir diye veraset sistemiyle ilgili düzenleme. Gerçi asıl verasetle ilgili düzenleme yapan birinci Murat'la birinci Ahmet'tir arkadaşlar. Tamam mı? Yani burada o bilgilere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani tahta geçecek kişiler hakkında direkt bilgi veren birinci Murat'la birinci Ahmet'tir arkadaşlar. Üçüncü Mehmet ve birinci Ahmet değil. Sinem, o ne? Üçüncü Mehmet nereden çıktı? Üçüncü Mehmet'i karıştırma. İkinci Mehmet mi demek istedin? Evet. Şimdi arkadaşlar, tamam. Devam ediyoruz sorulara. Buna. Sessiz. 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 Bir dakika. Bir dakika. Ben tamam deyince hemen cevaplar alasın. Soru kısa, net olduğundan dolayı. Buyurun, bakayım ne yazdınız. Birisi D mi dedi yukarıda? A, Şehriban. Atama. Bir dakika, Cemile. Şehriban A, Nermin A. Nafız Akdeniz D. Elif Bayramcı D. Ve evet, evet, evet. Şöyle yukarı doğru bir daha bakın cevaplara. A diyen kimmiş? Nazan. D diyen Nafız. D diyen Elif, Nafız. Arkadaşlar, bir dakika. Tabii ki cevabı söylüyorum. Cevap Berat. E şıkkı. Ferman ne? Ferman. Tabii ki arkadaşlar, bunu unutmama. Ferman ne? Emir. Bir konu hakkında padişahın kesin hükmüdür, kararıdır. Bunu biliyorsunuz. Padişahın kesin hükmüdür. Fetva. Tabii ferman padişah tarafından veriliyor. Fetva ne? Fetva ne? Ya bakın defalarca fetvaya bakan kime? Şeyh İslam veriyor. Tamam, Şeyh İslam'ın çıkardığı uygunluk. Güzel bir şey açıklama yapmışsın Cansu. Evet, dini adımlar veriyor, din adamları. Yani şey İslam, dini otoriteler diyelim. Elif, yani Elif her din adamı vermez, imam veremez, hafız fetva veremez, tamam mı? Dini liderler, daha çok liderler olan, lider olan kişiler veriyor. Fetvalar arkadaşlar, şöyle diyelim, bir konu hakkında verilen dini görüştür. Dini görüş. Dinen görüşünü bildiriyorsun o konu hakkında. Bu fetvadır. Ve şey İslamlar veriliyor. Veriyor daha çok. Tamam mı arkadaşlar? Şeyh İslamların verdiği müftüler ve Şeyh İslamlar. Verir. Zeynep, tabii ki müftüler veriyor. Hatta Zeynep, bir şey hatırlatayım mı ben sana? Ankara müftüsü Rıfat Börekçi. Duydun mu bu ismi? Ankara müftüsü Rıfat Börekçi. Duyan var mı? Bak Cansu açıklama yaptı Zeynep. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul hükümetine karşı fetva veren kişidir. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi. Tabii şeyde Kurtuluş Savaşı'nda. Değil mi? Yani müftüler de veriyor. Zeynep. Zeynep. Şimdi adaletname ne? Halkın hakkını koruma. Evet. Değil mi arkadaşlar? Adaletnameler arkadaşlar daha çok padişahlar, yine padişahlar tarafından daha çok veriliyor adaletnameler. Kadılar değil de daha çok padişahlar tarafından veriliyor adaletnameler. Yani böyle kanunları, kuralları işleyen düzene, yeniden düzene sokmak, bundan sonra bu kurallara uyulacak, bundan sonra bundan ilgili yasalar bu şekilde işleyecek. Bundan ilgili yine devletin en üst otoriteleri, yani özellikle padişah tarafından verilen düzenlemelerdir. Kanunnameler de yine padişahların verdiği
ya da düzenlendiği kanunlar, değil mi? Kanunnameler, kanun çıkarılıyor. Bunlar bir yasa şeklinde toplanıyor kanunnamelerde. Berat da yukarıda söylediğimiz olaydır. Onay ve yetki verme belgesi. Tamam mı? Yani ferman direkt emir. Kanunname ise toplanma. Kanunnameler. Yani verilen emirlerin toplandığı belge. Kanunname. Aynı aslında. Mesela parti kanunnameleri dediğiniz olay ne? Parti fermanları toplamadır işte. Berat'ı padişah verir ha. Tamam mı? Kesinlikle padişah verir. Yani o denebilir. Anayasa gibi diyelim. Tam anayasa değil. Kanunlar. Ya anayasa değil de hukuk kuralları. Ya uyumaz. Yazılı hukuk kuralları da demiyor. Şimdi bu sefer Fatih kanunnamelerine yazılı hukuk kuralları derseniz problem çıkabilir. Berat padişahlar için veriliyor. Devir çok eminin olduğu. Erkan anlamadığım için devir çok. Evet. Evet arkadaşlar, için demir de bir çok de içinde birçok emrin oldu. Ha tamam. Tamam çözdüm şimdi Erkan. İçinde birçok emrin oldu. Tamam Erkan çözdüm şimdi. Evet arkadaşlar, berat'ı anladık değil mi? Berat'ı anladık. Yani hükümdarın onay belgesidir dedik. Evet. Atamalarda daha çok kullanılan onay belgesidir. Evet devam ediyoruz. Bir dakika. Bekleyin. Okuyun bir soruyu ondan sonra. Bekleyin be. Bekleyin. Buyurun. Bence, bence. Evet, buyurun bakalım arkadaşlar. Cevaba ne dediniz? Çevirdiği çelmiş. Doğru. Ama bir dakika, hiç çelmeyene bakın. Ya savaşa bak, savaş. Edirne mi dedim? Direkt savaş gözüme sen çarptın da onun için ha. Ya Edirne diyenlere bak. Bir dakika ya. Ya bir dakika. Ne diyor? Hangisi merkez? İstanbul yönetiminden sorumluluk sahibi değildir. Şehremini kim diyor ya? Ya İstanbul yönetiminde derken arkadaşlar, İstanbul'un belediye yönetiminden sorumlu olan kim? Şehremini değil mi? Bunu kesinlikle. Ya hani böyle C arasında kalsanız neyse. Ama burada sakın ha. Şehremini şey yapmıyor ya, Şehremini belediye başkanıdır kesinlikle. Şehremini var. Yeniçeri Asıl, Sadrazam. Bunda bir sorumluluğu yok. Şimdi muassıl mı muhtesip mi? Muassıl. Burada iki tane S ve I olacak. Ondan dolayı biraz yazımı tuhaf olmuş, tamam mı? Şimdi muhtesip çarşı pazarları denetler arkadaşlar. Tamam mı? Muhtesip. Muhtesip çarşı pazarları denetleyen kişi, vergi toplayan değil. Bu İstanbul'da da çarşı pazarları denetler. Savaş yerel değil mi ne demek? Sadece Şehremini İstanbul'da vardır. Şehremini isminiz savaş duyduğun zaman aklına ilk gelen şey İstanbul olsun. Başka hiçbir yeri düşünme savaş. Şehremini duydun mu? İstanbul. Çünkü bu ismi İstanbul dışında başka hiçbir yerde göremezsin. Kesinlikle, tamam mı? Bakın muhtesip İstanbul'da da çarşı pazarlar denetleme yetti. İstanbul'da da dolaşıyor, çarşı pazarlar denetliyor. Muassım ise taşrada vergi toplayan, derleyen toplayan demektir zaten. Muassılın kelime anlamı. Bu daha çok vergiler toplayan, devlet adına görevli vergi memurlarıdır. Taşrada. Muassıl. Yani muassının kelime anlamı bu Arife. Derleyen toplayan anlamında ve daha çok taşrada böyle devlet adına vergi toplayan, kazalarda, sancaklarda devlet adına vergi toplayan kişilerdir. Yani tahsildar gibi, evet kesinlikle. Onun için İstanbul'da görev aldı diye söylenemez. Daha çok taşrada görev alıyor.
Bir tek muhasırı bilmiyorduk. Muhasırı da bu şekilde sorular sayesinde öğrendik, tamam mı? Devlet adına vergi toplayan kişi. Tamam mı? Arkadaşlar zaten burada muhtesitle muhasıl arasında kalmanız lazımdı. Şehrimin Yeniçeri Arası ve Sadrazam bile gelemeniz lazımdı. Tamam mı? Muhtesip vilayetlerde var değil mi? Evet, vilayetlerde var zaten Sinan. Şey, orada da denetliyor ama İstanbul'da da var. İstanbul'da da görev alabiliyor. İstanbul'daki çarşı pazarlar da denetliyor. Evet. Müşrif neydi? Arkadaşınız sormuş. Güner. Müşrif. İşraf. Değil mi? Divan-ı İşraf. Müşrif. Evet. Askeri hukuk dışında devletin en üst kurumlarını denetleyen kişi. Evet. Tamam mı? Arkadaşlar. Selçuklular da var o daha çok. Güner. Müşrif. Tamam mı? Selçuklular da var. Yani de müşrif. İleri gelen. Divan, büyük divanda işte devletin en üst makamlarını denetleyen, kontrol eden kişi. Müşrif. Ve Selçuklular da Güner o. Evet. Devam ediyoruz. Şuna bakın. Durun. Bu soruya dikkat etmenizi istiyorum. Ben deyince işaretleyin. Ha, evet. Bu soru çok önemli arkadaşlar. Wow. Ben şimdi neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Böyle konuşarak da kafanızı dağıtmıyorum değil mi? Bakalım bu soruda kim doğru cevap verecek? Var ya, süper bir soru ha. Tamam mı? Hadi de merak ettim ha, kaç kişi doğru cevap verecek. Bir dakika yakın duracağım çünkü güzel bir soru. Bakalım be. Yani bir dakika bir şey söyleyeyim mi? Bu soruda var ya, bu soruda yani bir konuyu komple bilmeniz lazım. Yani bayağı bir bilginizin, yani öğrendiği bilgiyi hemen hemen birçoğunu Osmanlı kültür medeniyetinde önemli bir şey, birçok konu, öğrendiği birçok konu kullanmak zorundasınız gibime geliyor. Evet öyle zaten. Çok kolay Sinan. Herhalde. Buyurun bakayım ya. Dur. C. Sinem vay. Sinem'e bak. Açıklamayı da yapıştırmış. Ve arkadaşlar size gerçekten de teşekkür ediyorum. Harbiden iyi gördünüz. Yani tabi arada E ve D diyenler var. Onlar biz görmemezlikten geldik. Tamam mı? Arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Evet, evet cevap kesinlikle Ceyhan. Şimdi bir dakika. Bunları bir okuyarak gidelim çünkü önemli şeyler var burada. Uzak bölgelerdeki eyalette daha çok iktisat sistemi uygulanmıştır. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Merkeze uzak eyaletlerde. Nerelerde işte? Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Mısır, Habeş, Bağdat gibi yerlerde İltizam sistemi uygulanıyordu değil mi? İltizam neydi? Bir cümleyle hemen söyleyeyim geçelim. İltizam neydi? Evet. İltizam. Neydi iltizam? Bir cümle hemen kısaca. Vergi usulüyle ihale, toprak, açık arttırma usulü değil mi? Ya da evet çok güzel, kiralama çok güzel. Ya da şöyle diyebilirdiniz, vergi toplama işini kişilere devredilmesi olayı. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bunu biliyorsunuz peşine. Alan kişiye ne diyorduk? İltizam üzerine alan kişiye mültezim diyorduk. Süper. Bu usulün yaygınlaşması Osmanlı Devleti'nde sıkıntı yarattı mı? Bu usulün yaygınlaşması neye neden oldu? Osmanlı'da evet sıkıntıya neden oldu. Merkeze bağlı birlik bozuldu değil mi? Toprak sistemi çok güzel. Çünkü merkeze bağlı eyaletlerde uygulanınca otomatikman tımar çökecekti bağlantılı olarak. Süper yani. Dur daha cevap vermedim İsmail. İbrahim. Yani söyledim de şimdi geliyoruz. Evet İbrahim. İnt koptu cevap neydi? Ben de indi anlıyorum İbrahim. İndi koptu. İnternet koptu değil mi?
Ama bakın, eyalet yönetimlerde yerel unsurlara da yer verilmiştir. Verildi mi? Örnek verin. Kırım mesela süper. Eflapoğlu'da yöneticisini kendi seçiyor. Çünkü oranın halkının dilinden oradaki adam anlar. Değil mi? Kırım'da da aynı şekilde. Yerel unsurlara çok önem veriliyor. Bakın Eflapoğlu'dan, Leis'ten, değil mi? Yani o adamlara ne demişiz? Erdel'deki adamlar yöneticini kendi seç. Çünkü senin dilinden o anlar diyor. Ben anlamam diyor. Değil mi? Yerel unsurlara yer verilmiş. Anadolu'daki eyaletlerin gelirleri büyük bölümü doğrudan hazineye aktarılmıştır. Bu bir felakettir dedik, değil mi? Arkadaşlar kesinlikle yok. Çünkü Anadolu'daki eyaletlerde ne sistem uygulanıyor? Tımar sistemi. Tımarda elde edilen gelir tımar bölgesinde kullanılır. Değil mi arkadaşlar? Tımar bölgesinde kullanılır. Niye? Asker yetiştirecek, bölgenin güvenliğini sağlayacak, asayişi sağlayacak. Bayındırlık faaliyetlerini düzenleyecek ki oradaki gelirle. Oradaki geliri hazineye aktarırsan tımar sistemi çöküyordu, değil mi? Rumeli ve Anadolu Beylerbeyliklerinin gelirleri devletin asker ihtiyacını karşılamıştır. Arkadaşlar merkeze bağlı eyaletler diye geçmiyor mu? Merkeze bağlı eyaletler kendi içerisinde eyalet, sancak, kaza, köy diye bölünüyordu. Anadolu ve Rumeli Beylerbeyliği ikiye ayrılıyor kendi içerisinde. Merkeze bağlı eyaletlerdeki gelirler tımarlı sipahi yetiştirilmiyor mu? Bakın bunlar çok önemli ifadelerde. Tımarlı sipahiler ya, değişikliğinde tımarlı sipahileri anlatıyor. Burada kelime oyunu yapılmış. Rumeli ve Anadolu Beylerbeyliği deyince sanki bağlı beyliklerdeki eyaletlerden bahsediyor diye algılanmış. O değil. Ve arkadaşlar dedim ya, birçok konu içeri. Ya şu soru var ya, şu soru ne diyeyim, böyle 2-3 saatte anlatacağın konunun cevabı, yani bir soruda anlatabiliyorsun aslında her şeyi. Eyaletlerin önemli bir bölümünde tımar sistemi uygulandı. Evet, en önemli merkeze bağlı eyaletler en geniş alanı kaplıyordu ve orada da tımar sistemi uygulanıyordu. Değil mi arkadaşlar? Ama burada değişiklik çok hoşuma gitti. Rumeli ve Anadolu Beylerbeyliklerinin gelirleriyle devletin asker ihtiyacı karşılanmıştır diyor ya. Ona çok dikkat edin lan. Böyle hafiften bir kıvırma olayı. Değil mi arkadaşlar? Bu soru çok önemli bir soruydu. Yani burada C şıkkında ama iyi gördünüz. Genelinizi iyi gördü. Arada tek tük böyle hata yapan arkadaşlarımız oldu da artık onları da affediyoruz. Burada da gördü. Cevap Ceyhan. Kesinlikle cevap Ceyhan. Aslında dur bir dakika. Renkli kalem alayım da cevapları işaretleyeyim ya. Evet. Şöyle. Bir tane ne alayım? Yeşil. Evet. Şöyle cevabı işaretleyeyim. Tamam mı arkadaşlar? Cevap bu. Devam ediyoruz sorularımıza. Bekleyin mi? Durun. Setup bekle. Dur setup. Durun. Bir dakika. Setup var ya. Setup bekle. Arkadaşlar herkes peşinden geliyordu setup. Dur cevabı vermeyecektin. Ha sen bir önceki sorunun cevabı mı? Bunu verdin. Bunun sorunun setup. Niye setup cevap C diye bir şey çıktı? Ben mi yanlış gördüm? Durun bekleyin de. Efendim Arife. Durun. Önceki hocam. Hacım ya. Bir dakika. Önceki soruyu ver. Ver. Ha tamam setup. Tamam setup. Affedersin. Ben... Tamam. Ben de düşündüm bir acaba. Zaten evet, evet önceki soru. Durun. Bir dakika Şerban ne oldu? Buyurun. C, D, 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 A, B, C, D, C, B, A, 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 A. CD. Aslında şöyle bir şeyim olsa istatistik çıkarsa. Nafız. D'leri dizmiş nafız. C, D, A, A. Bakıyorum. B, E, A, A. Sonuna kadar B. Zeynep'e bak. Süper. Arkadaşlar bakayım be. Evet, 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 evet. Ya bir dakika. Kazasker değiştirme mi? Şeyh İslam değiştirme mi? Değiştirme zorunluluk mu? Değil mi? C diyen arkadaşlarımız vardı bu lafım ha.
Arada çünkü bayağı C geçti. Ben ne dedim? Bir kere hatırlayın diyor. Kınıyoruz onları. Hafiften kınadık onları. Tamam mı? Bir iki tane daha ilginç cevap vardı. Yukarıda E diyenler de vardı. Kayıtta bunların hepsi. Hepsini tek tek yerine A diyen var. Yalnız iki. Neyse. Var. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Dedim ki. Türk olmak. Aslında bunun yerine Türk olmak deseydik o da olur. Türk olmak da zorunlu değil ha. Müslüman olacaksın ve Türkçe biliyor olacaksın. Koşul bu. Zorunluluk bu. Değil mi? Koşul bu. Türk olmak deseydi o da olmazdı ama Türkçe. Kesinlikle. Türk olmak. Yok böyle bir şey. Şart değil. Türk olmak şart değil. Müslüman olacaksın ve Türkçe biliyor olacaksın. Ondan dolayı cevabımız ne? Evet. Kesinlikle cevabımız Denizli. Tamam mı? Bunun dışında öyle bir şey yok. Arkadaşlar bunlar önemli nokta. Bunları hemen yakalamanız lazım. Tamam mı? Evet. Bunları hemen yakalamanız lazım. Yani hatta bakın ben şey bile ne söylemiştim. Tamam. Hatta şöyle yapayım. Şöyle. Ne zamana kadar böyleydi? Ne zamana kadar böyleydi? Bu zorunluluk ne zamana kadardı? Tanzimat ne yani? Güner Hanım, Tanzimat dönemi mi, fermanı mı? Arada çok büyük fark var, Tanzimat dönemiyle fermanı. İslahata kadar değil mi? Güner, dönem dersen doğru oluyor. Ama ferman ol dersen olmuyor. Islahat, fermanına kadar neredeyse bu böyleydi arkadaşlar. Evet, ıslahat fermanı. Evet. Bu zamana kadar böyleydi ıslahata kadar. Tamam mı arkadaşlar? Ferman dersen olmaz. Islahat ver. Ama deseydin ki Tanzimat dönemi deseydin dedin olurdu. Arada çok büyük bir fark var ha sakın ha. Islahat fermanına kadar. Tanzimat fermanına kadar değil. Tanzimat fermanında gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkı verilmiyor. Tamam mı? Evet. Bu soruyu da bildik. Değişime köken olmak sorunu değil. Müslüman olmak ve Türkçe biliyor olmak devletin devlet memuru olmanı bilmek de zorunlu şartlardır. Bir dakika. Basit bir soru. Süreyi kısa tutabilirim her an. Bekleyin be. Ya buyurun bunun cevabını hemen verirsiniz ya. Buyurun cevabını istiyorum hemen. Hadi. Ne güzel Neşe. Neşe Arife'ye bak ha. Kankalar. Ne değilse ya ilmiyeyi soruyorum. İlmiyeyi. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar Şeriban. Seni de kınadık. Şeriban tam neyi aldın biliyor musun? Olmayanları aldın. Olanı bırakmışsın. Şeriban. Kalemi onunla. Hocam havasın dedim anlatsın. Neşe var ya. Arkadaşlar bakın ilmiyeyi soruyor. İlmiye deyince aklınıza ne geliyor? İlmiye sınıfı neyle ilgileniyordu? İlmiye sınıfı şöyle bir ok işareti çıkaralım. İlmiye Osmanlı'da ilmiye din bakın neyle ilgilenen sınıfa deniyor? Din bunları bilin bakın din hukuk değil mi? Hukuk evet çok güzel ilmiye din hukuk evet. Bir de ne var? Eğitim. Değil mi arkadaşlar? Eğitimle ilgilenen sınıftır. Buna göre düşüneceksiniz. Her zaman bu önemli bakın ha. Evet. Şimdi buna göre düşünün. Allah'ını. Defterde bunlardan hangisiyle ilgileniyor? Dinle mi? Hukukla mı? Eğitimle mi? He? Hiçbiriyle. Hiçbiriyle ilgilenmiyor defterde. Enliğe'de ne işi var? O kalemiye çünkü. Değil mi? Nişancı ve defterdar. Bu ikisi kalemiyedir. Arkadaşlar. Bu ikisi kalemiye, kalem tutan, yazı, kayıt, bürokrasi, değil mi? Bu işlere bakan kişilere ne diyorduk biz? Kalemiye sınıfı. İlmiye sınıfı denildiği zaman aklımıza kadı asker, Şeyh İslam, kadı, müderris bunlar gelecekti. Bakın dedik ya, ilgilendikleri alana bakın bak. Değil mi? Kalemiye bu arada. Evet. Evet.
Kalle, ben ne yazmışım buraya ya? Garip bir kelime çıkmış. Evet, Kaleniye. Arkadaşlar, Seyfiye derse, Seyfiye neyle ilgileniyor? Seyfiye neyle ilgileniyor? Askerlik, yönetim. Hocam doğru yazınca ismini denediniz, artık yanlış cevap vereceğim. Ha, Neşe'ye bakalım. Tamam, Neşe. Neşe, Savaş, İdari. Evet, rengi değiştirdin, değiştirin hocam kaleminizin. Arife niye? Yani şimdi pembe kalemle yazacağım, bu sefer Hakan hocanız duyacak. Özcan hoca pembe kalemle yazıyor diye. Al başına belayı, uğraştır onu sana Hakan'la. Ha. Evet, tamam, değiştirdim. Seyf kılıç demek de askeriye. Arkadaşlar tamam, düzelttim Arife. Evet. Kesinlikle Neşe, Hakan duymaması lazım bu tip şeyleri. Evet, şimdi bunları söyledik. Bakın, ilmiye, din, hukuk, eğitim. Her zaman aklınıza bu gelsin, tamam mı arkadaşlar? Bakın. Din, hukuk, eğitim derse ilmiye. Yani daha çok hemen bunu düşünün. Mesela kalemiye, neyle ilgilenir? Yazık, kayıt, bürokrasi. Seyfiye, neyle ilgilenir? Askeri. Bunlar aklınıza gelirse daha kolay bulursunuz, tamam mı? Bunlara dikkat etmeniz lazım. Evet. Devam ediyoruz. Diğer soruya geçiyoruz. Bakalım ne diyor. Evet. Bakalım. Durun. Bekleyin. Burada bir tanesi belki yanıltabilir sizi. Bakalım dediğim şeye düşecek misiniz? Tamam. Bulunmamaktadır diyor. Buyurun cevap verin. Çünkü kısa bir soru hemen cevap. Ya işte tam dediğim şeye düştünüz herhalde ya. Sinan, sipahiler, sipahi, müsellem. Ya aslında keşke onu koymasaymışsın, iyi olurmuş. Tamam, yani cevaplarınız doğru. C ve B arasında gidecektiniz. Şimdi buradaki sipahiler diye bir grup var, bakın. Müsellem, cevap müsellemdir. Yani cevap bu. Burada sipahi denilen şeyle sipahiler vardır. Kapı kılıç içerisinde sipahiler var. Ama buradaki bahsedilen sipahiler tımarlı sipahiler değil ama biraz ayrıntılı bir soru olmuş. Tamam mı? Yani aslında dediğim gibi bunu vermeseydik daha iyi olurdu. Şimdi daha net bir şekilde gözüme çarptı da. Yani kapı kılıç içerisinde daha çok böyle sarayın içerisinde, padişahın çevresinde, birebir padişahın yakın korumalarını yapan kişiler için kullanılıyor. Aslında var öyle bir grup da. Süvari birliği içerisindedir aynı zamanda. Kapı kulunun süvari birliği içerisindedir. Ama bu şey yani burada olmaması daha iyi olur. Başka bir şey yazsaydım daha iyi olurdu. Çünkü çok gereksiz bir ayrıntı olmuş. Sizin köyün adı Sipahi Betül. Allah Allah. Sipahiliyim. Soru yanlış demeyelim de yani gereksiz ayrıntıya girmişiz diyelim, tamam mı? Ya ama yine de Ceyhan diyenlerin kimde bundan dolayı kabul ediyoruz, doğru. Buraya mesela Ulufeciler, garipler deseydim herhalde müsellemi yine işaretlerdiniz değil mi? Zaten doğru, ben anladım soruyu, yürü yürümez anladım da. Neyse siz onu tamam o şekilde kabul edin. Mesela ya müsellem, buradaki cevap müsellem, amacımız buydu. Tamam mı arkadaşlar? Yani orada biraz ayrıntı olmuş, siz şu soruya bakın. Boş verin. Neşe teşekkür ederim ha. Açık Neşe var ya. Ara vakti geldi mi Hülya? Abo. Birkaç tane sorumuz kaldı ki. Dur şu soruyu da yapalım da. Elif ara vakti geldiyse verelim. Ara ve mi cez mi? Cez mi? Caz mi? Caz mi? Elif caz mi? Veri caz mi? Elif bu nasıl bir dil? Yani Lazca değil. Var, vermeyeceğiz mi? Caz mı? Ara vermeyeceğiz mi? Bakın ne doğrudan nasıl? Ha süper. Yok, Elif'ten de şaka yapıyor zaten. Teşekkür ederim Berna. Evet, devam ediyoruz. Bu sorunun cevabı. Bildiğiniz bir soru. Ah de çıktı yine arada ya. Bir dakika, kimdi o D diyen? Dur bir yakalayacağım D'yi. Ha yakaladım ha. Şerivan, Allah'ını. Şerivan demiş, Emel, gördüm Emel.
Arkadaşlar şimdi bak doğrudan hazineye aktarılmıştır diyor. Hangisinin geliri? Bakın mukata zaten hatta dedi ki özellikle dedik uzak eyaletlerdeki topraklar değil mi? Mukatadır dedik. Niye? Geliri iltizam usulüyle doğrudan hazineye aktarılıyor. Bunun dışında dedik ki maden, orman, tuzla arazilerde mukata sayılabiliyor. Oradan edilen gelirler de doğrudan hazineye aktarılıyor dedik. Hatta dirilik toprakları mukataya dönüştürülürse dedik Osmanlı Devleti'nin itibar sistemi çöker demiştik. Hatırladınız mı bunu? Ha doğru bak. Ta uzak değil mi? Mukata ta uzak demiştik ya. Değil mi? Arkadaşlar vakıfların gelirleri zaten tamam. Bunda hiçbir sıkıntı çıkmamış. Doğrudan hazineden vakıf kurumlarına gidiyor dedik. Tamam. Zahmet ne? Zahmet tımar sistemi değil mi? Zahmetle elde edilen gelir hazineye mi aktarılıyor? O kişiye mi veriliyor? Oradaki kişiye mi? Tımarın içinde. Maaş karşılığı oradaki görev yapan kişiye veriyor. Kişinin orada elde ettiği gelirle karnını doyuruyor. Asker yetiştiriyor. Oranın güvenini sağlıyor. Bayındırlık işlerini yapıyor. Değil mi arkadaşlar? Hemen hatırladınız mı? Şehriban değil mi? Bunlara dikkat edeceksiniz. Bunlar hazineye gitmiyor. Hazineye doğrudan giden tek bir toprağımız vardır. O da mukatadır. Onun için cevabımız ne? Yalnız bir. Adana. Tam herkes doğru cevap verdi derken arada bir iki tane arkadaşımız çıktı. Ama onlar da öğrendiyseler sorun değil. Önemli olan bu çünkü. Kesinlikle Okan. Has değil mi? Dilik, has, zahmet, tımar. Bunu unutmayacaksınız. Evet. Kaç tane sorumuz kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 tane sorumuz kalmış. İsterseniz şey de yapabiliriz. Şöyle bir bakarım. Ben seçeceğim soruları söylerim. Ondan sonra şey yaparız. Diğer konuya geçeriz. Var var soru bayağı var. Ara verelim mi? Ne şey var? Hadi bir ara verelim arkadaşlar. Bitirelim. Yani soruları bitirelim mi öyle mi diyorsun? Dersin bitirek dedi Güner. Yok da şey. Ara verelim. Belki şey. Ha hepsini bitirelim anlamında mı sordu Güner? Tamam. Yok yok Güner zannedersem şey dedi. Hani soruları atlayacağım dedim ya bazılarına. Ona dedi. Ya hepsini çözelim anlamında. Değil mi? Yok yok ara vereceğiz canım. Tamam. Ara veriyoruz. Tamam o zaman çözelim. Kahve molası. Kaç dakika? 5-10 dakika veririz. 10 dakika yeter. 11-12 dakika. 12 dakika versem, 13 dakika versem 20 geçe olur. 12 dakika versem 20 geçe mi? 10 geçe, 20 geçe burada oluruz. 12 dakika. Tamam. 20 geçe buradayız. 20 geçe buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun. Ha Funda, sen mi sordun? Funda tipinden belli olmuyor mu soy ismin? Tipime bak, başı büyük. Aslında kafam normal de. Funda, hoş geldin Funda. Nasıl iyi davranıyorlar mı? Misafirimize iyi davrandınız mı? Evet, Neşe, misafirimize çay, şeker, kola bir şeyler ikram ettin mi? Evet. Şimdi arkadaşlar dinleyin de ben devam ediyorum bu konuyla ilgili bir iki soru daha hemen çözelim hızlı bir şekilde konuyu şeye getireceğim ben siz söyleyin ıslahatlara bugün ıslahatlara ilgili güzel bir şeyler anlatmak istiyorum. Evet kesinlikle teşekkür ederim bu soruya bakın be hadi bakalım çabuk. Funda hocam. Evet. Ya onda artık hangi dersini bitiriyor? Coğrafya, tarih bir şeyler bitiyor ya onun arkasından koyarlar ya. Beklemezler. Zaten vatandaşlık kaç hafta sürüyor? Sinem vatandaşlık kaç hafta sürüyor? 6 hafta mı? 5 hafta mı? 6 hafta mı? Bildiğim kadarıyla. Öyle bir şey ya. 5-6 hafta vatandaşlık. Onu aradan hemen çıkarırlar. Hayır, bakayım bir. Bir dakika soruya bakayım. Evet, cevap.
C, D. Allah'ın ya, böyle olur mu? İlk üç cevap birbirinden farklı. E, C, D. E, B. Bakayım mı? Gösterilemez. Evet. Bir dakika ya. Bir dakika. Şimdi iki şıklı bence. Soru yanlış mı hocam? Bir dakika. Kullanım hakkı miras bırakılamaz. Hayır. Köy 20 bin ağaç olan arıza direkt olarak kabul edilmemektedir. Hayır. Bu da gösterilemez. Devletin fetihlerle aldığı topraklardır. Hayır. Yani sonuçta merkeze bağlı eyaletler. Yani yakın eyaletlerdir. Bunu da alamayız. Köylü ödemesi gereken vergi dilik sahibine ödenmektedir. Bunda diri topraklarla alakası yok. Bence bu gösterilebilir olacaktı ve cevap bolu olacak arkadaşlar. Cevap bolu bolu. Gösterilemez değil de gösterilebilir. Arasında, dilik toprağın arasında gösterilir. Çünkü bakın soruya dikkat ederseniz arkadaşlar, soruya dikkat ederseniz yok yok. Yani hepiniz iki doğru kabul edeceğiz. Soru çünkü ondan dolayı problem yarattı. Geliri 20 bin aşçı olan araziler dilik olarak kabul edilmemektedir. Abi, zahmet dilik toprağıdır. Köylü ödemesi gereken vergi dilik sahibine ödemektedir. Bu da toprağın özelliği değil, o da sistemin özelliği. Devletin fetihlerle aldığı topraklar değil. Yani merkeze bağlı topraklardır. Yani hayır hayır. Hepiniz gibi doğru kabul ediyorum ama siz burada dediğim gibi gösterilebilir. Buna dikkat edin, tamam mı? Bunu düzelttik. Muhtemelen bu gözümüzden kaçtı. Ondan dolayı biraz takıldık cevapta. Gösterilemez dediğin zaman burada kullanım hakları miras bırakılabilir değil, bırakılamaz. Geliri 20 bin akçe olan araziler dirlik olarak kabul edilmemektedir. Yani dirlik toprağın içerisine aslamet tımar diyorsan kesinlikle bunu kabul edeceksin. Köylü ödemesi gereken vergi dirlik sahibine ödemektedir. Bu dirlik toprağın özelliği, sistemin özelliği. Yani cevap bolu ve gösterilebilir şeklinde olacak. Devam ediyoruz. Bakın be. Bir soruyu ben inceleyeyim. Evet. Çok güzel. Hocam oğlu olunca. Ha hocam oğlu olunca. Bırakıyor mu? Ha sadece ne mektap. Köyünde yaşayanlar toprağın işleme hakkını oğluna verilebiliyor. Bunu unutmayın. Mektap çok güzel bir soru yakaladın. Sadece ne? Köyde yaşayanlar oğluna bırakabiliyor. Neyi anlamadın? Birinci şey mi? Nazar. Bir önceki soruyu mu? Ya şey, gösterilemez diyor ya. Gösterilebilir olacaktı Nazar. İstersen sonra yine dönerim o soruya. Dersin sonunda. Orada dirlik topraklarının özelliklerinden biri olarak gösterilebilir olacaktı soru. Gösterilemez dersen birkaç tane cevabı çıkıyor çünkü. Yani diğerleri gösterilemez yani. Dirlik topraklar tek bir özelliği vardı o soruda. O da işlem hakkı kişiye mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Köyü terk etmesinler diyor o da. Hayır hayır. Bir tek şeydekiler mektap. O Nermin. Niye diyor? Toprağın özelliği değil, sistemin özelliğidir. Dirlik köylüler gelirini dirlik sahibine öderler diye. Şimdi dirlik toprağın özelliğini soruyorsun sen. Değil mi? O dirlik toprağın özelliği değil ki, o sistemin özelliği. Onun için dedim Nazan. Tamam mı? Yani soru kökünde bir şey vardı. Ondan dolayı. Nermin dediğin doğru. Anladın mı Nermin? Yani neden değil? Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sorunun cevabını hemen istiyorum. Bakalım da. Evet. İşte arkadaşlar demiştiniz bu derste fire yok. İşte süpersiniz arkadaşlar. Kesinlikle yani zaten belli oldu değil mi?
Geçirdim hemen. Bak işte Neşe nerede? Evet, Neşe burada. Hah, İbrahim neyse ki rahatlattın bize. Esnafla devlet arasında ilişkileri düzenlemek. Yani var o koordinasyonu sağlayabiliyorlar. Yani esnafla devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek de loncaların görevler arasında gösterilebilir. Ama şöyle deseydi İbrahim, devlete yönetici yetiştirmek. Böyle bir şey yok. Bak, davalara bakmak diyor. Bu kesinlikle kadıların işidir. Tamam mı? Yani bunu her zaman öğrenmediyse zaten bunlarla ilgili sorular çıkıyor. Şimdi kendi ürünlerin kalitesini, fiyatlarını belirlemek oluyor. Hatta fiyatlarını belirlemek. Biz ne diyorduk buna? Fiyatlarını belirlemek. Ne diyorduk biz buna? Şuraya yazayım. Değil mi? Evet. Ne diyorduk? Nar. Kesme. Nar değil. Nar. Değil mi? Arkadaşlar. Evet. Nar belirleme. Fiyat belirleme. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bu şekilde nar kesme, nar belirleme rekabet yoktu. Esnaf ve devlet arasında ilişkiler düzenlemek kesinlikle var. Yani o ilişkiyi koruyorlar, o düzeni sağlıyorlar. Ha, mesleki eğitim vermek, zaten bunu defalarca söyledik. Değil mi? Mesleki eğitim buralarda verilir. Üyeler arasında anlaşmazlık, kendi içerisindeki problemleri çözebiliyorlar. Ama kendi içlerinde dağılık meseleleri kesinlikle çözmezler. Mahkeme kurulmazlar. Evet arkadaşlar, dolayısıyla cevabımız C. Kesinlikle yani sivil toplum örgütleri diyebiliriz bunlar. Yani Osmanlı'daki yani şeyi o olabilir, yani benzetebiliriz bunlar. Evet, bunu da cevaplandırdık, geçiyoruz şuna. Kolay bir soru. Süreniz kısa olacak bu soruda. Evet, şimdi arkadaşlar dinleyin beni be. Cevabını alayım be, bakayım be. Evet, demek ki arkadaşlar ara iyi olmuş. Arada sırada ara vermek iyi o zaman. Burada çıkarılabilecek ana fikir bu. Değil mi arkadaşlar? Şimdi kesinlikle cevabımız Adana. Bunu bir işaretleyelim. Ocaklık neydi? Ocaklığı söyleyin. Evet, kesinlikle. Ocaklık neydi? Ocaklık, hemen bunlar da kısaca ters geliri kale komutanlarına ve tersane masraflarına, değil mi? Çok güzel. Kale muhafızları tersane toprakların geliri onlara ayrılan topraklardır dedik. Çok güzel. Bakıyoruz, yurtluğu biliyoruz, geliri sınır boyları, mukatayı söyledik. Vakfı biliyoruz, hayır kurumları, değil mi? Mevatla metruk ne? Mevat. Mevat neydi? Kurak, bataklık, çöl, işlenemeyen topraklara deniyor değil mi? Metruk. Metruk terk edilmiş araziler için kullanılıyordu. Terkten geliyor zaten. Metruk terkten geliyor. Terk edilmiş, halkın kullanımına açılmış, sahibi olmayan topraklara biz ne diyoruz? Metruk. Mevat'ta işlenemeyen çöl, bataklık gibi topraklara deniyordu. Evet, onun dışındaki diğer toprakların açıklamasını yapmış olduk. Çok güzel, devam ediyoruz bakalım be. Yani aslında bakayım diye, bunun cevap ne? Yani burada bayağı açık bir soru oldu. Daha yani sıcağı sıcağına bir soru olmuş oldu değil mi arkadaşlar? Siz söyleyin yani en son bahsettiğimiz şeydi bu. Ali Kuşçu fırından yeni çıktı dışarı. Evet. Ulu Bey biliyoruz, Ali Kuşçu'nun hocası, Harizmi matematikçi Sinan Paşa'ması, Molla Fenari yine Osmanlı'da önemli ilimsel çalışmalar olmuş kişidir. Burada cevabımız hemen şu. Ali Kuşçu. Evet arkadaşlar. Yani hocası Ulu Bey'di. Yani ama burada şimdi arkadaşlar şuna da dikkat edeceksiniz. Dur şunu bir. Evet. Sinan Paşa da matematikçi. Ulu Bey de matematik, astronomi. Harizmi de matematikçi. Değil mi? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyordu.
Molla Fenari. Buna dikkat edin. Molla Fenari. Ne bu, kim biliyor musunuz Molla Fenari? Harizmi Selçukları. Harizm'le doğru. Harizm Şahlar dönemi var ya. Selçuklarda değil. Selçuklar dönemine denk gelmiyor. Selçuklar döneminde Ömer Hayyam aklı bölgesi. Ardın Şahlar döneminde yaşıyor Harizmi. Selçuklardan Selçuklar dönemine girmiyor yani. Harizm ülkesinde doğduğundan dolayı da zaten. Molla Fenari Osmanlı Devleti'nin ilk şeyi İslam'a. Ha, ben de onu söylüyordum değil mi? Osmanlı Devleti'nin ilk şeyi İslamlarından birisidir. Önemli bir kişidir Molla Fenari. Tamam mı arkadaşlar? Yani diğerleri matematikle ilgileniyor ama Molla Fenari'nin işi birazcık daha şöyle şey İslam. Yani Osmanlı Devleti'nin ilk şey İslamlarından birisidir. Evet. Şimdi bu soruyu da cevaplandırdık. Hemen geçiyoruz diğer soruya. Evet. Hadi bakalım. Bas bir soru. Biraz şıklar iç içe girmiş. Fenari. Neşe valla hiç düşünmedim ha. Fenari. Neşe aslında sen şimdi bir baksana da bana da söylesen. Fenari ne? Fenari. Fener. Fenerli alansında Fenari. Evet. Bana mı Neşe? Tamam Neşe'si. Neşe var ya çok tatlısın ya. Aman. Evet. Avarız Anam Çift Bozan. Arkadaşlar ne demiş? Tabii ki Anam vergisi. Avarız neydi avarız? Hemen onu da söyleyeyim. Arapçada koyun demek. Evet, öyle bir özelliği varsa güzel. Anam. Olabilir. Küçükbaş hayvanlardan alınıyor. Kesinlikle doğru olabilir. Evet. Avarız neydi? Olağanüstü durumlarda alınan vergi. Evet, evet. Olağanüstü durumlarda. Hayvanlardan mı? Ne demek yani? Hayvanlardan alınan vergi. Hayvanlardan mı? Ne? Anam hayvan başına alınıyor. Ha, hayvanlardan alınan demeyecektiniz. Hatırlayın be. Çift bozan neydi? Çift bozan neydi? Onu söyleyin. Evet, toprağa 3 yıl ekmeyenler. Toprağa 3 yıl ekmeyen demeden nazan şöyle de. 3 yıl ekmezse de, 3 yıl ekmezse toprağın elinden alıyor ya. Nedensiz yere toprağı boş bıraktı her yıl için. 3 yıl üst üste ekmezsen toprağın elinden alıyor. Tamam dedin, ne demek istediğinizi aslında anladım. Cezadır kesinlikle. Ekmedi her yıl için alınan ceza vergisidir. Ama şimdi üst üste 3 yıl ekmezse çift bozan vergisi alınır derseniz bir hata yaparsınız. 3 yıl üst üste ekmezsen paşalar gibi toprağın elinden alır devlet. Tamam mı? Hayvan vergisi anam, hayvan başına alınan vergi özlem. Evet. Tamam mı? Evet, bunlar, bunu da anladık. Evet, Osmanlı'da emeklilik var mı? Bende bir tane belge var. Emekli olmuş bir kişinin devlete yazdığı bir belge, dilekçe gibi bir şey. Var tabii ki. Yani devlet, hadi işim bitti, defol git demiyor. Bir hayat güvencesi veriliyor tabii ki. Kesinlikle var. Tamam mı? Hatta dedim ya İbrahim, bende bir tane Osmanlı'dan kalma, o dönemden kalma bir belge var ve bir kişinin emekli olduktan sonra, emekli olmak için devlete yazdığı bir dilekçe o. Osmanlıca. Evet. Atanamayan öğretmenler yok. Zeynep'e bak, onu nereye getiriyor. Haydi arkadaşlar devam ediyoruz. Ha, yani artık herhalde bundan ilgili bir sıkıntı yaşamayız. Umarım, temennim o. Hem de hızlı bir cevap vereceksiniz. 1, 2, 3. Buyurun, hemen cevap istiyorum. Yani böyle, burada bu soruda hemen cevap isterim. Öyle düşünme taşına kök artık. Evet, tamam. Sıkıntı yok o zaman. Behterdar değil mi? Kalemiye dedi daha. Müderris, kadı, kazasker, muallim bunların hepsi. Ki muallim daha sonra bunları şöyle yuvarlak için alayım. Hop, defterler dışındakilerini alacaktım ama alamadım. Evet, bunların hepsi A, B, C ve D kalemiye, defter, pardon ilmiye, defterden kalemiye. Demek ki artık bu konuyla ilgili bir sorun yok. O zaman devam ediyoruz. Hoppala, süper bir soru. Bekleyin.
Bekleyin. Sen de soru. Buyurun. Nafız. Evet. Devam edin. Sinem. Elif. Evet. Erkan. Evet. Var mı başka cevap olan? Vildan, evet. Arife'ye bak. Bir de bir de gidicik atmış. Arife. Cevap Ceyhan, Ceyhan. Bakın arkadaşlar, nedir? Osmanlı Devleti'nin vergi düzeninin sağlanmasında doğrudan etkili olmuştur. Bakın tımar sisteminde de böyle bir vergi toplama işlemi vardır. Tamam olsun. Tımar sisteminde de bu. Tımar sisteminde devletin tımar sisteminde faydalandığı bir diğer olay vergidir. Tımar bölgelerindeki vergilerin düzenli bir şekilde toplanmasını bu merkeze bağlı eyaletlerde vergilerin düzenli bir şekilde toplanmasını sağlayan olay tımar sistemidir arkadaşlar. Hayır yani devlet direkt bu vergi düzeninde düzenli bir şekilde vergilerin toplanmasıyla merkeze bağlı eyaletlerde tımar sisteminden faydalanır. Uzak eyaletlerde intizam sisteminde. Bu şekilde öğrenin. Tamam mı arkadaşlar? Merkeze bağlı eyaletlerde tımar sistemi, uzak eyaletlerde intizam sistemi. Vergilerin toplanmasında. Yalnız bir olsaydı onu işaretlerdim demiş kim? Nermin. Niye ki? İltizam sistemi de vergi düzeninin sağlanmasında, uzak eyaletlerde vergi toplanma için düzene sağlanmasında faydalanan sistem değil mi? Nermin. Yani iltizamı kesinlikle alacaktın Nermin. Zamanla tımarlarda, yani tımar bölgeleri Erkan iltizama veriliyor. O arın düzeni bozuluyor işte ondan sonra Erkan. Düzen bozuluyor, düzen. Dedin doğru. Zamanla öyle oluyor ama bu da sistemi bozuyor zaten. O döneme kadar da Osmanlı Devleti dediğim gibi tımar sahiplerinde, tımar sisteminde bu anlamda da faydalanıyor. Güzel bir soruydu. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar önemli şeyler. Bunlara dikkat edin. Evet. Devam ediyoruz. Hah, bitmiş sorularımız. Evet. Evet. Şimdi geçebiliriz konumuza. Bakın arkadaşlar. Sizler yine kültür medeniyetle ilgili soru çözmeye devam edeceksiniz. Her zaman sorularınızı çözeceksiniz. Ondan sonra böyle kafanıza takılan noktalar olduğu zaman da arkadaşlar yine bana her zaman sorunuzu sorabilirsiniz. Ben şimdi Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri diye bir konuya geçeceğim. Tamam mı? Yine arkadaşlar yine sizlerle dönem dönem böyle sorular çözerim ben, merak etmeyin. Malına el koymaz. Ha müsaadeyi mi sordunuz yoksa? Pardon arkadaşlar gözden mi kaçırdım? İlker sor. Facebook'ta sayfada sıkıntı yarattı. Yarattı. Neyi? Osmanlı mimarisi mi soruyor? Bakayım bir. Hat kullanıldı. Teşhis mimaride kullanılmaz. Bakın, minyatür mimaride kullanılmaz. Minyatür yok. Teslip de kullan. Hat sadece ne? İlker yalnız bir. Nasıl cevapta? Nerede gördünüz o soruyu? Hocam ben de bir şey sorsam. Bir dakika. Mimaride diyor ama arkadaşlar. İlker'in sorduğu soru. Teslip kitaplarda kullanılır. Minyatür de yani mimari eserlerin süslemesinde Osmanlı'da kullanılmadı. Hangi eserde minyatür var ki böyle resim falan? Yok yani. Facebook'taki grubumuzda hocam. Ben nasıl katılacağım? Ne yapmam gerekiyor? Ha aslında Seytap bunu da söyleyeyim mi? Seytap'ın bir sorduğu soru var. Neşe Hoca'ya başvuruyorum. Sayın Başkan Neşe. Neşe ben seni Facebook'ta ekledim mi? Eklemiştim sanki bana öyle geliyor. Şimdi Seytap'ın dediği bir mesele var. Tamam. Evet tamam. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi Seytap dedi ki Osmanlı Devleti'nde erken dönem ben bundan bahsettim mi? Aslında sanki bahsettim de etmemiş de olabilirim de. Erken dönem
Klasik dönem, bahsetmedim değil mi arkadaşlar? Bahsettim mi? Klasik dönem, yani bir yerde anlattım da size mi anlattım hatırlamıyorum. Geç dönemde Osmanlı arkadaşlar sanatsal olarak üç ayrılıyor. Bu bir siyasi ayrım değildir ha, sakın ha. Erken dönem, klasik dönem, geç dönemde Osmanlı üçe ayrılıyor. Erken dönem arkadaşlar kuruluş dönemine denir. Pardon. Erken dönem kuruluş dönemine denir. Evet. Yükseliş klasik dönemdir. Dağılma ve gerileme döneminde geç dönemdir. Arkadaşlar bu şekilde kuruluş, yükseliş, dağılma. Erken dönem kuruluş, klasik dönem yükseliş, geç dönem dağılma dönemidir. Tamam mı arkadaşlar? Dinleyin be. Şimdi bu bölünme, klasik erken ve geç dönem bölünmesi daha çok sanatsal olarak Osmanlı bölünmesidir. Mesela diyor ki hangisi erken dönem mimarisidir diyor örneğin. Setup bak iyi dinle. Hemen bir mantık söyleyeceksiniz. Erken dönem mimarisi. Arkadaşlar İstanbul'da hiçbir eser erken dönem mimarisi olmaz. Mantığımızı hemen çalıştırdık değil mi? Bak. Niye? Erken dönem mimarisi İstanbul'daki eserler olmaz. Kuruluş dönemi diyor çünkü. Biz İstanbul'u fethettik mi? Yok. Tamam mı arkadaşlar? Ha şimdi yükseliş dönemi. Bir dakika. Yükseliş dönemi. Bu da dursun. Ben size Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde ya da Avrupa mimarisinin etkisiyle yaptığı eserlerden bahsettim mi? Ha? Evet, değil mi? Hayır, Settab, bunu söylemiştim. 3. Ahmet Çeşmesi, Dolmabahçe Sarayı, sanki bahsettim bunları. Avrupa mimarisinin etkisiyle yaptığı eserler. Değil mi? En son derste bahsettim. Ha, bakın. En son derste anlattım. Avrupa mimarisinin etkisiyle yapılan eserlerin hepsi geç dönem mimarisidir. Onlar dışında kalanlar da klasik dönem oluyor zaten. Bakın. Edirne, Bursa, İznik'teki eserlerin ağırlığı genelde erken dönem eseridir. İstanbul'daki bütün eserler klasik dönem eseridir. Hariçler hangileri? Geç dönem dediklerimiz. O 5-6 tane eser var ya, onlar dışındakilerin hepsi de İstanbul'daki eserlerin hepsi de yükseliş dönemidir. Yani klasik dönemdir. Aslında şey olarak mantık olarak biraz hareket dediğim şekilde hareket ederseniz hangi eserin nerede olduğunu hemen çıkarırsınız. Hayır yani bu kültür medeniyet eser sorularını sorduk ya, kültür medeniyet de daha yerindedir. Dağılma dönemi mektap. Neyi? O eserleri mi yazayım? Hülya. Neyi yazdıydınız Hülya? Kuruluş, yükseliş, dağılma dönemi dedik. Hayır, anlattım ben bunları. Hayır, yani şöyle. Dağılma dönemi eserlerini anlattım. Tamam. Yani. Yok, ayırdın hocam. Geçen ders hocam önerileri. Ha. Evet hocam yazdınız önerileri. Bak şimdi şöyle. Yani burada belki şunu yapmamışızdır. Eserler anlatırken erken dönem, klasik dönem, geç dönem diye bölmemişizdir. Değil mi? Bölmemişizdir. Ondan dolayı orada mesela bir şey olmuştur. Yani gerçi KPSS hiçbir şekilde kullanılmadı ama ne olur ne olmaz. Kullanılabilir şeyle bir hatırlatma olsun diye bunları söyledim. Belki Lale Değri'ni anlatırken orada birazcık ne bahsederim. İşte Avrupa tarzı eserler, Rokoko, Barok mimarisi falan diye. Yani yine dağılma dönem eserler oluyor onlar. Geç dönem eserleri. Burada sizin mantığınızı çalıştıracağınız bir iki şey söyledim. Dediğim gibi. Yani erken dönem mimarisini sorarsa kesinlikle ki piyasadaki sorularda çok fazla var. Tamam mı? Tamam dağılmayı ara, o ayrı bir şey dinler. Dağılmayı anlatacağım ama dağılma dönemindeki eserleri verdim ben geçen hafta da o eser konusundan ziyade dağılma dönemini ben size hem siyasi hem İslahat hareketleri olarak anlatacağım. Orada şeyden bahsetmem yani eserler konusundan bahsetmeyeceğim. Tamam mı? Arkadaşlar. Hayır dağılma ayrı ya. Dağılma dönemi eserleri ben geçen hafta anlattıydım Güner ya. Tamam mı? Yani
Orada dağılma dönemini tekrar anlatacağım ben size. 17-18. yüzyıl ama ıslahat olarak anlatacağım. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hadi. Yine kafanıza takılırsa bana ayrıca bir şey sorarsınız dersin sonunda. Olmazsa bir şeyler ayarlarım ben size. Kafanıza takılan bir şeyi gidermeye çalışıyorum. Evet. Şimdi erken klasik geç dönemleri ayırdık. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şimdi Osmanlı ıslahat hareketlerine geçeceğiz. Arkadaşlar Osmanlı ıslahat hareketlerine geçeceğiz. Ama önce ben size bir değerlendirme yapacağım. Beni iyice dinleyeceksiniz. Hatta ben size kısa kısa sorular da soracağım. Kısa kısa cevaplar da isteyeceğim sizden. Bütün ıslahat hareketlerin genel bir mantığını çıkaracağız önce. Özele inmeden. 17, 18, 19. yüzyıl ıslahatçılar kimlerdir, nelerdir? Özeline inmeden. İlk başta bütün ıslahat hareketlerinin genel bir mantığını kavrayacağız hep beraber. Tamam mı arkadaşlar? Kesinlikle neşe. Evet arkadaşlar. Ama ilk önce şöyle bir soruyla giriş yapmak istiyorum. Evet Osmanlı Devleti'ni ıslahat hareketlerine yönlendiren gerekçeler nelerdir? Dinleyin be. Bir dönem 3 kıtayı yöneten 16 milyon kilometre karelik alanı mükemmel bir şekilde yöneten bir devletten bahsetti. Onu o alanları nasıl yönetti onları anlattık. Ama ne oldu da bu devlete? Bir anda çırpınmaya başladı. Neydi yolunda gitmeye meseleler? Neden Osmanlı Devleti ıslahat hareketlerine yönelme gereği duydu? Neden neydi? Gerekçeleri neydi? Evet. Avrupa'nın coğrafyasında geri kalması, tımar sen bozulması, geri kaldı, geride kaldı, savaşlar uzun sürmesi. Evet, devleti dağılmaktan... Dur Erkan, çok güzel bir şey söyledin Erkan. Uygulamanın sisteminden bozulmalar. Ha, bakın işte bildan genel bir şey. Merkezi bozulma. Hemen hemen hepiniz birer ikişer neden söyledin. Çok güzel, güzel gitti her şey. Bakın, beni dinleyin şimdi. Şimdi Osmanlı Devleti neden ıslahat hareketlerine yönelme gereği duydu? Neden ıslahat hareketlerine yönelme gereği duydu? Çünkü bir takım meseleler yolunda gitmiyordu. Neydi? Bir... Örnek. Tımar sistemi bozulmaya başlamıştı. Evet. Bir. Tımar sistemi bozulmaya başlamıştı. İki. Tabi tımar sistemine bağlı olarak toplumsal yapı çıkmıştı. Askeri yapıda bozulmalar vardı. Evet. Sizin dediğiniz olay. Savaşlar uzun süre ve yenilgiler artmıştı. Çünkü askeri yapıda bozulmalar vardı. Ekonomik yapıda ciddi anlamda bozulmalar vardı. Evet. Ekonomik anlamda ciddi anlamda hazinede açıklar veriliyordu. Ekonomi yolunda gitmiyordu. İlmiye sınıfı yozlaşmıştı. Var slide'da, slide'da başka bir şeyler var da. Yani ben bu kendi değerlendirmem de Elif. Aslında slide'da dökmeyi düşünmedim ama belki bununla ilgili özel bir slide hazırlayabilirim. Zaten var slide'ım, bir şeyler söyleyeceğim. Aslında orada bu söyleyeceklerimi tekrar yazacağım da var bununla ilgili slide'ım. Tamam mı? Tamam. Bunları bir konu bir yerde size bir silah çıkaracağım şimdi. Orada tekrar bunları yazarım ben. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi konuşalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Dedim ki ilmiye sınıfı yozlaşmış. Kontrolden çıkmış. Değil mi? Kontrolden çıkmış. Yani beşik ulemalı dediğimiz olay vardı ya. Bu da yolunda gitmiyordu. Bütün bunlara paralel olarak merkez otorite gitmişti. Evet. İşte Osmanlı Devleti'ni ıslahatlara yönlendiren gerekçeler. Bunlar da. Aynı zamanda bunları sizler de duraklamanın nedeni olarak da söyleyebilirsiniz. Tamam, duraklamanın nedenleri olarak da söyleyebilirsiniz. Hatta duraklamanın iç nedeni olarak bunların hepsini söyleyebiliyorsunuz. Dış neden olarak da zaten Avrupa'daki gelişmeler, coğrafi keçilere ayak uyduramaması, doğal sınırlarına ulaşması derler değil mi? İki neden. Dış neden, geri kalan iç nedenler. İç nedenler de bunlar saydıklarımız. Ha bakın bunlar yolunda gitmiyordu işte. Askeri yapı bozulmuş, ekonomi bozulmaya başlamış, toplumsal yapı bozulmuş, inmeye sınıfı bozulmuş, artı merkez otorite gitmişti. Evet bu nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti ıslahat hareketlerine yönelme gereği duydu. Evet ama biz bu nedenlere, bu saydığımız nedenlere bir cümleyle birleştirebiliriz. Bir cümleyle birleştirebiliriz arkadaşlar. Bir cümleyle. Ben size şöyle bir soru yönelttiğimde bana şu cevabı vermeniz yeterli olabiliyor.
Arkadaşlar, Osmanlı Devleti neden ıslahat hareketlerine yönelme gereği duydu? Bir cümle söyleyeceksiniz. İşte söyleyeceğiniz cümle şu. Devleti çöküşten kurtarmak amacıyla. Çünkü devlet çöküşe doğru gidiyordu. Bütün ıslahatların genel neden olarak bu cümleyi söyleyebilirsiniz. Bunu Erkan arada söyledi. Bakın. Bütün ıslahat hareketlerin ortak neden olarak bu cümleyi söylemeniz yeterli. Zaten bir devlet niye çöker? Bu cümle bizi diğer nedenlere ulaştırıyor arkadaşlar. Bir devlet niye çöker? Ordusu bozuksa, ekonomisi bozuksa, toplumsal yapısı bozuksa, merkez otoritesi bozuksa çöker. Değil mi? Onun için bütün ıslahat hareketlerinde bu ortak gerekçeyi kullanabilirsiniz. Devleti çöküşten kurtarmak. Tek bir cümle. Çünkü devlet çöküşe doğru gidiyordu. O zaman bir dakika. Asıl soru geliyor. Asıl soru. Devleti çöküşten kurtarmak amacıyla bir dizi ıslahat hareketlerine yönelen Osmanlı Devleti ne oldu? Çöktü. Evet. Çöktü. Bu ne demek? Bu ne demek? Demek ki Osmanlı Devleti yapılan ıslahat hareketlerinde başarıya ulaşmadı. Evet. Evet. Yapılan ıslahat hareketlerinde başarıya ulaşamadı. Asıl soru bu işte. Asıl soru bu. Asıl soru. Neden? Neden Osmanlı Devleti yapılan ıslahat hareketlerinde başarılı olamadı? Şöyle birer kısa cevaplarınızı göreyim. Sınırlı kaldı, uzun süreli olmadı. Bildan. Güzel. Günü kurtarmak için yapıldı, köklü değildi, süper. Hep engellendi, süper. Köklü olmadı. Köklü olmadı. Evet. Evet, evet, evet. Köklü değildi. Kesinlikle zaten temel 3 neden üzerinde duracağım. Bakın temel 3 neden üzerinde 2 nedenleri söylediniz. Kişiye bağ kaldı. Karşı çıkıldı. Tavizler verildi derken Arife. Yani olabilir tavizler. Islahatta. Şimdi ha bir dakika. Arife ayrı mesele. Bağımsızlık anlamda, dur o kadar onu karıştırmayın. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Osmanlı Devleti neden ıslahat hareketlerinde başarılı olamadı? Bana 3 tane temel neden söyleyecektiniz. 3 temel neden üzerinde duracağım. 3 temel nedenden dolayı Osmanlı Devleti ıslahat hareketlerinde başarılı olamadı. İkisini hemen hemen söylediniz. Birini söylemediniz. En önemli nedeni söylemediniz ama. Islahatların başarısının en önemli nedeni hiç kimse söylemedi. Bir dakika. Evet, şimdi bekleyin. Onu ben söyleyeceğim gibime geliyor. Ama dinleyin be. En önemli nedenini en sona bırakıyorum. İlk iki nedenini bir konuşacağım sizlerle. Evet, arkadaşlar. Dediniz ki kişiye bağlı kalmazsa. O zaman şunu bakın Derya. Sadece ne senin söyledin 19. yüzyıl ıslahatlar için geçerli. Durun bir dakika. Cevap yazmayın dinleyin. Çünkü aranızda bir tane arkadaşınız söyledi onu. Onu şimdi ben ilan etmeyeceğim, sonra söyleyeceğim ama. Bekleyin, aranızda bir kişi söyledi. Şimdi dinleyin bir arkadaşlar. Dinleyin be. Dur bir dakika, tamam. Tamam, bir şey yazmayın. Arkadaşlar, temel 3 neden üzerinde ve 2 nedeni söylüyorum. İlk 2 nedeni. 1. Yapılan ıslahatların devlet politikasına dönüşmemesi. Birinci neden bu. Devlet politikasına dönüşmemesi. Yani, sizin dediğiniz olay, kişiye bağlı kalmazsa. Kişiye bağlı kalmazsa. Evet, padişahların ömrüyle sınırlı olması. Nasıl ömrüyle sınırlı oluyor? Bakın, bir padişah tahta çıkıyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor. Uğraşıyor, mücadele ediyor ama ölüyor. Bir kurumla, bir şeyle bir kurumu düzelteceğim diye uğraşıyor. Ama ölüyor. Ölünce onun yerine gelen padişah, onun yaptıklarını silip atıyor, kendisi başka bir şekilde başka bir yeri düzelteceğim diye uğraşıyor. Öyle ondan sonra gelen çok farklı bir şey yapıyor. Başka bir yeri düzeltmeye çalışıyor. Dolayısıyla ıslahatlar nasıl gidiyor? Ha, kesinti, 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 kesinti gidiyor. Süreklilik yok ıslahatlarda. Daimilik yok arkadaşlar. Daimilik yok. Evet, evet. Yani ıslahatlar sürekli kesintili şekilde gidiyor. Çok enteresan bir şekilde aslında günümüz siyaseti de buna benziyor. Bırakın belediyeleri İbrahim müdürleri Hürriye, bizde hükümetin değişmesiyle devlet politikası değişir. Bazen aynı hükümet içerisinde de program tutmaz. Muhteşem istikrar var.
Aynı günümüz Türkiye'si de aslında böyledir. Hükümetler değişiyor, politika değişiyor. Hükümet değişiyor, politika değişiyor. Aynı Osmanlı gibi ha. Kesinlikle gidiyor. Bir süreklilik yok, bir arz yok. Yani şey, süreklilik arz eden bir durum yok arkadaşlar. Bu iyi bir olay değildir işte. Bakın eğer böyle bir siyaset izleyemezsen, süreklilik arz eden, ileriye dönük, zaten asıl politika budur. 50 yıl, 100 yıl sonrasını hedefleyen politikalar çizip, o politikalar doğrusunda hareket etmezsen, o devlet her an her şeyi yaşamaya hazırlıklı olmak zorunda. Bakın biz her şeyi aniden yaşadık. Niye? Devlet olarak, yıllarca millet olarak her şeyi ani yaşadık. Çünkü devletimiz önümüzü göremiyoruz ki. Yarın Türkiye'de ne olacağını bilmiyorsunuz arkadaşlar. Yarın Türkiye'de ne olacağını bilmiyorsunuz. Bir uyanmışsınız ki sabahleyin savaşa girmişiz. Biz geçmişte darbeleri aniden yaşamadık mı? Ha? Öyle olaylar aniden yaşamadık mı? Adam sabah bir uyandı, akşam yatarken hiçbir şey yoktu ha. Bakın, niye? Önünü görmeyen bir devlette sürprizlere hazırlıklı olacaksınız arkadaşlar. İleriye dönük siyaseti olmayan devletlerde sürprizlere hazırlıklı olacaksınız. Diyorum ya, adam sabah uyandı. Akşam yatarken hiçbir şey yoktu. Sabah hazırlandı, işine gidecekti. Kahvaltısını yaptı, işe gidiyor. İşe gidecek, kapıyı açıyor, tam dışarı çıkacaktı ki dikçiyi kafasına vuruyorlar. Ağzı dağılmış içeri giriyor. Ne oldu? Sürpriz, darbe. Darbe oldu. Aha sürprize bak. Akşam yatarken bir şey yoktu. Sabah darbe oldu. Bakın ekonomik krizde biz böyle yemedik mi? 2001 yılında. Evet 2001 yılında. Arkadaşlar ben o çok net hatırlıyorum o olayı da. Sabah dershaneye geldim. Hiçbir şey yok bakın. Evet evet o olay. Bakın sabah dershaneye gelirken hiçbir şey yoktu ha. Geldim sabahleyin saat 9'da derse girdim. Çok iyi hatırlıyorum. Akşam 4 civarlarında, 3-4 civarında dersim bitti, eve gittim. Gayri ihtiyari olarak televizyonu açtım. Ekranlarda son dakika haberleri. Spiker bas bas bağırıyor. Battık, gittik, mahvoldu devlet. O ağlıyor. Kanal değiştiriyorsun, öbür kanalda Ecevit ağlıyor. Kafamı anaya sattılar diyor. Öbür tarafta işte birisi kafasını duvarlara vuruyor. Ne battı falan. Ya ne oldu? Sabah giderken bir şey yoktu. Akşamın eve bir gittik, kriz yaşamışız. Evet arkadaşlar yani ortalık öyle bir kalp. Niye bak sürprizler, sürprizlere hazırlıklı olacaksınız. Değil mi arkadaşlar? Ha niye? Önünü göremiyorsun çünkü. Hedef, politika. 50 yıl sonrasını hesaplayarak gitsen o kriz yer misin? Bu adamlar bazı ülkeler niye? Avrupa ülkeleri niye aniden yaşamıyor? Çünkü adam görüyor önceden. Ha kriz yaşıyor, kriz geliyor diyor. Dikkatli olun, şunu şunu yaparsanız böyle olur. Adam da hesaplamış çünkü. Evet arkadaşlar. Ha demek ki Osmanlı da aynen böyleydi işte. Önünü göremiyordu. Ve sürprizleri açık bir devletti. Her an her şey olabiliyordu. Demek ki Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketten başarısız olmasının en temel nedeni neymiş? Yeniçeri ve ulemanın engeli. Pardon. O ikinci neden. Otomatikman devlet politikasına dönüşmemesi. Evet. Başarısının en önemli nedeni devlet politikasına dönüşmemesi, kişiye bağlı kalması, yüzeysel olması. Bu birinci neden. İkinci nedeni, zaten söyledim ağzımdan kaçtı. Yeniçeri ve ulemanın engeli arkadaşlar. Islahatlarda başarısızlığın bir diğer nedeni Yeniçeri ve ulemanın engeli. Ha. Yeniçeri ve ulemanın engeli. Kontrolden çıkmış iki grup. Her türlü yeniliğe, bilimsel gelişmeye düşmanlar. Ulema din düşmanlığı olarak anlatıyordu. Yenilikler karşısında fetvalar veriyordu. O fetvayı eline alan Yeniçeri de fetvayı yasal gerekçe göstererek yeniliği ortadan kaldırıyordu. Bazen yeniliği ortadan kaldırayım derken yeniliği yapan padişahı da aradan kaynatıyorlardı. Evet, yenilik yapmaya çalıştı diye bu Osmanlı'da öldürülen padişahlar olmadı mı? Örneğin, evet, örneğin yenilik yapmaya çalıştı diye ya. Genç Osman. Evet, yenilik yapmaya çalıştı diye tahttan indirilmiş, öldürülmüş padişahtır. Örneğin 3. Selim. Yaptığı yeniliklerden dolayı tahttan indirildi, daha sonra öldürüldü. Evet Fatma, değil mi arkadaşlar? Yenilik yapmaya çalıştı. Bakın, bu gruplar yüzünden oluyordu bunlar. Bunlar yapıyordu bunu. Her türlü yeniliğe karşı din düşmanlığı diyordu. İşte bilimsel gelişmeleri reddediyordu ulema. Günah tutuyordu. Allah'ın işine karışıyorlar diyordu. Değil mi? Bu işi yapanları ortadan kaldırıyorlardı. Evet.
İşte yeniliklerin başarısının temel iki nedeni. En temel nedeni. En temel nedeni. Aranızda bir kişi söyledi dedim ya. Emel Apak. Emel, sen ne dediydin? İşte İbrahim, onu anlatacağım. İbrahim, onu anlatacağım. Maho, maho. Emel, sen ne dediydin? Bir şey yazdıydın. Evet, işte Emel'in dediği olaya dikkat. Aramızda bir tek Emel'i ben gördüm. Bilmiyorum, gözden kaçırdım mı başka birinizi ama Emel böyle bir şey söyledi. İşte bunu unutmayacaksınız. Islahatlarda Osmanlı Devleti'nin başarısız olmasının en temel nedeni halka inememesidir. Halkın yeniliklerden uzak olmasıdır. Halkın yenilikleri idrak edememesidir. Halkın hazır olmamasıdır. Halk yapılan yenilikleri anlayamıyordu. Çünkü halk bu anlamda eğitimsiz kalmıştı. Halk sıkıntı yaşıyor. Problemleri çok büyük. Eğitim sorunu var, ekonomi sorunları var, sağlık sorunları yaşıyor. Ama halk bunların çözüm yollarının ne olduğunu ya da bunlar için yenilik yapılması gerektiğini biliyor muydu? Hayır, bilemiyordu. Yani zannediyorsun ki bunları yaşamamız gerekiyor da ondan dolayı yaşıyoruz. Bilmiyordu bu sorunların nasıl çözüleceğini. Talep etmiyordu arkadaşlar. Evet, talep etmiyordu. Şimdi dinleyin bir. Tamam. Emel, tamam. Evet, arkadaşlar. Dinleyin bir. Dinleyin beni bir. Arkadaşlar. Ha, Neşe. Şimdi arkadaşlar, bakın bu zaman diliminde Avrupa'da da yenileşme hareketleri oluyordu. Avrupa'dakiler başarılı olduğu gibi bir de bütün dünyayı etkiliyorlardı. Evet, bütün dünyayı etkiliyorlardı arkadaşlar. Avrupa'dakiler başarılı oluyordu. Bakın yenileşme hareketleri Avrupa'da da oluyor bu dönemlerde. Hala yenileşiyor Avrupa. Ama Avrupalılar başarılı oluyor, bir de dünyayı etkiliyorlardı. Bırakın biz dünyayı etkilemeyi. Bizim yeniliklerimiz arkadaşlar İstanbul dışına bile ne çıkmıyordu. Kesinlikle. İstanbul dışına bile ne çıkmıyordu ya. Anadolu'daki halkın birçoğunun yeniliklerden haberi bile ne olmuyordu. Bakın Avrupa'dakiler niye başarılı oluyordu? Ha? Avrupa'da yeniliği kim yapıyor? Ha? Avrupa'da yeniliği kim yapıyor? Avrupa'da yeniliği arkadaşlar, evet Avrupa'da yeniliği halk istiyor, halk yapıyordu ya. Zorla, baskıyla istediği bütün hakları alıyordu. Bizde kim yapıyor? Tepeden inme devlet adamları yapıyor ya. Adam sabah uyanıyor diyor ki, ben diyor Tanzimat Fermanı'nı ilan ettim. Koş Mustafa, bunu parkta oku oğlum diyor. Mustafa Reşit Paşa koşarak geliyor Gülhane Parkı'na, Tanzimat Fermanı'nı okuyor. Diyor ki halka, ey halk, size eşitlik ve özgürlük getirdik diyor. Halk da diyor ki, o ne? Ne getirdi ki? Yandakine soruyor. Ne getirdi diyor. Getirdiği şey caiz mi? Yani anlayamıyor halk. Halk anlayamadı. Arkadaşlar, yani niye anlayamıyor? Bilmiyor ki halk. Özgürlük, demokrasi nedir? Anayasa kavramı nedir? Bunlardan çok uzak. Ondan dolayı yenilikler yayılıp bir temele oturmuyor bizde. Havada bu şekilde askıda kalıyor. Lamba gibi askıda kalıyor. Yayılmıyor. Yayılıp bir temele oturmuyor arkadaşlar. Evet. Bundan dolayı Osmanlı Devleti ıslahatlarda başarı söylüyordu. Bu en temel neden. Bunu hiçbir zaman aşamadık. Bakın Yeniçerileri kaldırdık. Ulemanın etkinliğini sıfıra indirdik. Birazcık da olsa 19. yüzyılda devlet politikasına dönüştürdük. Ama arkadaşlar, halk olayını asla açamadık. Yapamadık. Bakın, ben şu cümlemi unutmayın. Osmanlı Devleti'nde halk hiçbir zaman yenilik talebinde bulunmamıştır. Evet. Evet, hiçbir zaman yenilik talebinde bulunmamıştır arkadaşlar. Bu cümlemi unutmayın. Evet. Bakın, diyoruz ki, bir dakika. Diyoruz ki 19. yüzyılda meşrutiyetle halk ilk kez yönetime katıldı diyoruz değil mi? Bunu göreceğiz ileride. Ders olarak da tartışacağımız bir konu. Evet. 19. yüzyılda halk ilk kez devlet yönetimine katıldı diyoruz. Doğru mu? Doğru. Peki bunu halk mı istedi? Halk mı istedi? Ha? Seçme seçilme hakkını ilk kez meşrutiyette kullandı. 1876 meşrutiyetin ilanı, kanuni esası.
halka seçme seçim hakkı verildi diyoruz. Ya bunu halk mı istedi ya? Ya devlet zorla verdi ha. Ne olursun beni seç dedi devlet ya. Devlet yönetim beni seçer misin dedi. Halka yalvar ya. Ne olursun beni seç. Halkta iyi bir seçek bari dedi. Sonra devlet bir şey bir kızdı geri aldı. Ver 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 dedi. Hakkı geri alayım dedi. Hop geri aldı. Niye? Çünkü devlet derdi. Devlet de geri alır işte. Evet bakın. Osmanlı Devleti'nde bütün ıslahat hareketlerin yapılma nedeni ve kısaca başarısız olmasının temel nedenlerini söyledi. Ve Osmanlı Devleti arkadaşlar, Osmanlı Devleti bu gereçelerle ıslahat hareketlerine başladı. 17. yüzyılda başladı. Ben şimdi size bütün ıslahatlarla ilgili 3 tane cümle yazacağım. O cümlenin mantığını kafanızda bir yerleştirin arkadaşlar. Bütün ıslahat hareketleriyle ilgili. Ya da şöyle söyleyeyim. Birçok ıslahat sorusunda çok etkili olacaksınız. Emin olun. Gerçekten önemli bir bilgi vereceğim. Ama ilk önce şu şeyin gelsin bir slide'ı. Hemen iner söylüyoruz. Evet. Burada bakın bir şeyler anlatacağım. Evet. Çok seviyorum harika. Şöyle yok. Mektap. Teşekkür ederim Mektap. Şimdi Osmanlı Devleti ilk ıslahat hareketlerine ne zaman başladı dedik. Tıklıyoruz. Evet. Ne zaman başladı ilk ıslahat hareketlerine? Bakın benimle beraber hemen. Görüyorsunuz değil mi? Slaytımızı görüyor. 17. yüzyılda. Yani duraklama döneminde. Bakın. Duraklama döneminde ıslahat hareketlerine başladı. Duraklama dönemindeki ıslahat hareketlerinin yönü nedir? Yönü nedir? Yönü klasik. Ya Cansu dur bir karıştırmalı. Yönü bu. Yönü askeridir bak. Yönü askeri amaçlıdır. Ağırlıklı olarak. Adamın biri çıktı şöyle bir şey yaptı. Bakın şuraya yazayım. 17. yüzyılda adamın biri mali alanda bir düzenleme yapmaya çalıştı. Biliyorsunuz değil mi? Hatta ismi Tarhuncu. Tarhuncu diye şimdi bahsedeceğim. Tarhuncu Ahmet Paşa değil mi? Mali alanda bir o düzenleme yaptı bakın. Ağırlıklı olarak duraklama döneminin ıslahatlarının yönü mü askeridir? Ama adamın biri çıktı. Mali alanda bir düzenleme yaptı. Ben onu söyleyeceğim size. Tarhuncu Ahmet Paşa diye. Evet. Duraklama döneminde başlayan ıslahatlar, askeri amaçlı başlayan ıslahatlar da dinleyin be. Devam ediyorum. Avrupa'nın etkisi var mı? Avrupa'nın etkisi yok. Kesinlikle. Avrupa'nın etkisi yok. Peki duraklama döneminde yapılan ıslahatlarda baskı ve şiddet var mı? Baskı ve şiddet var. Var arkadaşlar. Nereden anlıyorsunuz olduğunu? Ha? Ya koyucu Murat Paşa niye koyucu diyorlar biliyor musunuz? Adam yakaladı celalleri kuyulara atıyordu. Kesip kesip doğrayıp atıyordu. Enişte de liderleri kapatıyordu. Bu da kapak olsun diyordu. Dördüncü Murat. Değil mi? Dördüncü Murat'ı biliyorsunuz değil mi? Ne diyordu dördüncü Murat? Ne yaptı? İçki, tütün, gece sokağa çıkma yasakları getiriyor değil mi? Bunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Sigara, tütün, içki, gece sokağa çıkma yasakları getiriyor. Sonra ne yaptı biliyor musunuz dördüncü Murat? Sonra şöyle bir şey yaptı. İyi dinleyin be. Tebdil kıyafet giydi, kılık değiştirdi. Elinde okla gece sokaklara çıktı. İnsan avına. Evet. İnsan avına çıkıyordu. Yasaklara uymayan bir kişi sokakta yakalasın ne yapıyordu biliyor musun? Diyelim sen elinde sigara içiyorsun böyle sigara. Şeyde köşede bir yerde içiyorsun. Seni gördü dördüncü Murat. Gelip seni uyarmıyor ha. Ne yapıyorsun burada? Ben bunu yasakladım. Niye içiyorsun? Demiyor. Sen böyle ağacın dibine oturmuşsun sigara içiyorsun ya üfle üfle keyif yapıyorsun. Seni gördü ya alıyor eline oku geriyor. Sen sigara çekmeye devam ediyorsun. Derin nefesi. Bir de yuvarlak çıkıyor yani ağzına. Pıt pıt pıt. O yuvarlaktan oku geçirecek şimdi. İyi bak. Tamam mı? Arkadaşlar çekiyor. Tam derin nefes çekerken bir bırakıyor ağzın içine ok giriyor. Sen diyorsun ki ne kadar derin nefes çek. O arkadaki kütüğe saplanmışsın haberin yok. Direkt vuruyor. Yani arkadaşlar
enteresan bir şekilde daha biraz sertliği vardı. 4. Murat'la ilgili çok enteresan. Ya buyurun cenaze namazıma sözü, işte yeni kapı olayı, sandalcı muhabbetleri. Değil mi arkadaşlar? Yani hoca yani Arefe o dönemde yaşamak heyecanlı oluyordu ya. Ya gece sokağa mı çıktı? Seni gördüm ya. Arkadaşına sohbet ederek gidin ya. Arkada zık zık iki tane ok. Tak gitti. Sormuyor bile ne yazıyorsun burada diye. Buyurun cenaze namazıma. Sözü oradan gelme. Orada bir olay olmuyor. 4. Murat döneminde. Sandalcı olayı vardır. Evet. Bir sürü olaylar var arkadaşlar. Aslında anlatılacak çok hikayeler var da. Yani okuyun birazcık siz. 4. Murat döneminde yaşanan olayları. Ya yok şimdi anlatmam İlker. Uzun hikaye. Ya uzun hikaye değil de şimdi dursun be. Ama baskı ve şiddet. Bir ara konuşuruz burada İlker. Baskı ve şiddet var mı? Ya o İlker şeydir. Meyhanede birileri yakalıyor. İçki içerken. 4. Murat. Orada meyhanedekilerin hepsine namaz kıldırıyor. Ama hepsi de kendi cenaze namazını kılıyor. Yani hepsine cenaze namazı kılıyor. Ama hepsi namazını kılarken kendi cenaze namazını kıldırıyordu yani. Daha bir sürü olay var da. Bakın. Islahatları 17. yüzyılda yapılan ıslahatlarda etkili olanlar kim? Etkili olanlar? Aha bak. Devlet adamları. Etkili olanlar bunlar. Bakın ekranda ne gördünüz? Bir çizgiyle 17. yüzyıl ıslahatlarını gördünüz. Arkadaşlar bunu gördünüz ha. Bakın bir çizgiyle 17. yüzyıl ıslahatlarını anlattım. Evet askeri amaçlı olan, Avrupa'nın etkisinin olmadığı, baskı ve şiddetin olduğu, devlet adamlarının etkili olduğu bir dönemdir. Bir çizgiyle 17. yüzyıl ıslahatları. Ya sadece bu mantığı kullanarak arkadaşlar bu dönemle ilgili birçok soru yaparsın. Mantığı bu. 17. yüzyıl ıslahatlarına. Bir cümleyle anlattım işte. Ha mali alanda bir taruncu etkili oldu. Bakın 17. yüzyıl ıslahatları mantığını kavradık. Bu bir. Başarılı oldu mu Osmanlı Devleti? 17. yüzyıldaki ıslahatlarda? Hayır başarılı olmadı. O zaman devam ediyor. Ne zaman? 18. yüzyılda. Islahatlara devam ediyor. Yani ne zaman? 18. yüzyıldaki ıslahatları. Yani evet. Devam ediyor. Başarılı olamadı. Gerileme dönemi. Değil mi? Gerileme döneminde yapılan ıslahatların yönü nasıldır yönü? Evet, yönünü söyleyin. Yönünü. Arkadaşlar, yönü. Eğitim derken bir gün açık konuş. Eğitim, ama hangi eğitim? Şöyle. Askeri, bilim, teknik. Mali alanda kısmi bir şeyler var bak. Tamam, mali alanda da yok diyemeyiz. Kesinlikle bazı düzenlemeler yapılmaya köklü değil ama bir iki ufak tefek düzenleme var. Yerli mal kullanımını özendirmeye yönelik girişimler var. İşte cürüs başlısı kaldırılıyor. Bilmem neler oluyor da arkadaşlar askeri bilim ve teknik amaçlı diyeceksiniz. Yok kesinlikle karıştırmayın. Askeri bilim teknik. 18. yüzyıl deniz zaman aklınıza direkt bunlar bir gelsin. Askeri ve bilim teknik amaçlı yapılan ıslahatlardır dedik. Peki 18. yüzyılda yapılan ıslahatlarda Avrupa'nın etkisi evet buyurun. Avrupa'nın etkisi var arkadaşlar. Çok güzel. Zeynep yani yok. Değil mi Zeynep? Evet. Avrupa'nın etkisi var ama Zeynep. Var. Evet. Avrupa'nın etkisi var. İlk kez bu yüzyılda ne kalınıyor? Zeynep. 18. yüzyılda yapılan ıslahatlarda baskı ve şiddet var mı? Baskı ve şiddet yok. Kesinlikle yok. 18. yüzyıllar ıslahatların 18. yüzyıl ıslahatlarında etkili olanlar kim? Etkili olanlar evet devlet adamları ve bir dakika birileri daha karışıyor araya. 18. yüzyılda. Devlet adamları ve hemen kenardan çıkarıyorum. Avrupalı teknik subaylardan yararlanıyor. Arkadaşlar bir çizgiyle 18. yüzyıl anlattım. Evet bilim, teknik, askeri amaçlı yapılan, Avrupa'nın etkisinin olduğu, baskı ve şiddetin olmadığı, devlet adamları Avrupalı teknik subayların etkili olduğu bir dönemdir. Evet bir çizgiyle 18. yüzyıl. Başarılı oldu mu? Hayır. Başarılı olamadı. İşte Avrupalı teknik subaylar diyoruz da Cemile.
Tabii canım. Teknik okullarda ders vermesi için Avrupalı teknik subaylardan yararlanıyor. Onlar yeri. Öğretmen derken yani medreseler değil. Teknik zaten arkadaşlar hani daha en yukarıda bir tane arkadaşına şey demişti. Tam hatırlayamadım. Dur bir dakika bir bakayım. Eğitim. Begüm dedi ki eğitim. Eğitim derken hangi eğitim? Halka verilen eğitimden alakası yok. 18. yüzyılda açılan bütün okullar askeri amaçlıdır ha. Teknik askeri amaçlıdır. Değil mi Begüm? Yani öyle diyeceksin. Yani eğitim deyince aklına medreseler, rüştiyeler, üniversite falan değil. 18. yüzyılda açılan bütün okullar, teknik okullar hepsi askeri amaçlıdır. Tamam mı? Evet. Başarılı oldu mu 18. yüzyılda? Hayır, başarılı olamadı. O zaman devam ediyor. Yani 19. yüzyılda. Nermin Lale Devri ne? O nereden çıktı Nermin? Dur. Evet. 19. yüzyıl. Dur bak şimdi özelleyelim. Genel bir değerlendiriyorum. Bu yazacağım 3 satır şey var ya bütün ıslahattan özetidir ha. Emin olun bu mantığı kafanıza bir yerleştirin. Islahatlarla ilgili soru çözmeye başlayın. 100 tane soru mu çözün? 50 tanesi sadece bu mantığı değerlendirerek yaparsınız ha. Onlardan lalelerden bahsedeceğim. Evet. 19. yüzyılda devam ediyor. Yani hangi dönemde? Dağılma döneminde. Dağılma döneminde yapılan ıslahat hareketlerinin yönü nasıldır? Yönü. Hadi bakalım. Yönü nasıldır? Dağılma döneminde 19. yüzyılda dağılma döneminde ıslahatların yönü nasıldır? Yönetim. Mazan yönetim dedi. Neşe Batı dedi. Batı. Ya Neşe öyle Batı ne demek ya? Yavrum burada da var. 18. yüzyılda da Batı var. Ha! Okan'a bak Okan'ı kaçırmayın arkadaşlar. Ne yazdı Okan? İşte bu kadar. Bütün kurumlara yönelik diyeceksiniz. Evet işte bu. Her alanda. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dinleyin mi? Bütün kurumlara yöneliktir. Bütün kurumlara yöneliktir. Arkadaşlar. 19. yüzyıldaki ıslahattan yönü nasıldı dediniz ama bütün kurumlara yöneldi. Her alanda yapıldı. Evet. Avrupa'nın etkisi var mı? Avrupa'nın etkisi haddinden fazla var. En çok bu dönemde var. Baskı ve şiddet var mı? Baskı ve şiddet kesinlikle yok. Islahatlarda etkili olanlar kimler? Devlet adamları ve bu sefer işin içine birisi daha karışıyor. Birileri. Kim? Ve devlet adamları ve bakayım ne yazacaksınız. Çok güzel Ercan Biber. Azınlıkları kıttır. Azınlıklar demeyin. Alimler de demesin. He? Böyle de. Alimler dersen biraz karışıyor. Ulema gidiyor araya çünkü. Yazarlar, köşe yazarlarım Nafız, Hayır, Aydınlar, Can Türkler, Genç Osmanlılar. Evet. Bunlar etkili oluyor. Arkadaşlar, 3 cümleyle bütün ıslahat hareketlerini özetleyin. Şu mantık. Şu mantığı değerlendirerek birçok ıslahat sorusunu yaparsınız. Birçok ıslahat sorusunu yaparsınız arkadaşlar. Evet. Şimdi, bakın. Bak, saatimiz kaç? Vaktimiz var mı? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bütün ıslahat hareketlerinin İslahat hareketlerinin yapılma gerekçesi neydi? Islahatların yapılma söyleyip geçecektiniz. Bir cümle. Bak, bütün ıslahat hareketlerinin yapılma gerekçesi devleti çöküşten kurtarmak. Değil mi? Bakın. Devletin ya da şöyle yazalım bir dakika. Gerekçe. Noktalı virgül. Bütün ıslahat hareketlerinin gerekçesi, yapılma gerekçesi. Tek bir cümle. Devleti evet, çöküşten kurtarmak. Gerekçe bu. Bir gerekçe. Bütün ıslahat hareketten yapılma gerekçesi olarak söylüyoruz. Evet. Başarısız ya da sonuç. Başarısız olmasının nedenleri. Başarısızlık. Nedeni. Evet. Noktalı virgül. Bir. Üç temel neden söyleyeceksiniz. Bir. Neydi? En temel neden. Dur. En temel neden. Onu unutmayın. Halka evet. İnememesi. İnememesi.
halka inememesi. En temel neden buydu. İkinci neden, hemen söyleyin. İkinci neden, halka inememesi. Evet, devlet politikasına dönüşmemesi. Evet, dönüşmemesi. İkinci neden, devlet politikasına dönüşmemesinden kastımız sizin dediğiniz olay. Kişiye bağlı kalması var ya, aynı kapıya çıkıyor, tamam mı arkadaşlar? Kişiye bağlı kalması, padişahların ömrüyle sınırlı olması sizin dediğiniz nedene çıkıyor. Bir de ne diyorsunuz? Bir de, evet, en temel, evet, Yeniçeri, Yeniçeri ve Uleyma'nın engeli. Evet arkadaşlar, işte bütün Osmanlı ıslahat hareketleri mantığı, yapılma gerekçesi, yapılma yönü, yapılma biçimi, etkili olanlar ve başarısız olmasının nedenleri. Alın size bütün ıslahat hareketleri. Şu nokta, burası. Bütün ıslahatları anlattım. Bu arada şey dikkatinizi çekiyor mu? Yapılanlar, etkili olanlar. Etkili olanlar arasında kim yok? Etkili olanlar arasında halk yok ha. Bakın asıl olması gereken ilmeği falan ulemayı karıştırma. Ulema aynı şeye gidiyor işte. Ulemadan kastımız şey ilmiye. Zeynep onu karıştırma şimdi. Halk işte yapılanla etkili olanlar arasında halk yok var. Olması gereken asıl unsur yok. Bakın bütün ıslahat hareketleri. Arkadaşlar. Ha işte buradan yola çıkarak birçok soru üzerinde etkili olursunuz dedim. Arkadaşlar aslında bunların örneklerini de vereceğim ben size. Tamam mı? Bunların örneklerini de verebilirim. Mesela adam sormuş. Bakın çıkmışsınlar sorusu. 18. yüzyılı bazen genelleyerek şöyle soruyor. Mesela adam demiş ki bak sadece bu bilgileri düşünerek yapıyoruz. 1. Teknik. 2. Askeri. 3. Hukuk. 18. yüzyılda hangi alanda düzenleme yapılmıştır? Askeri, teknik hukuk 18. yüzyılda hangi alanda düzenleme yapılmıştır diyor. Bakın çıkmışsınlar sorusu. Evet. Hukuk hariç 1-2 askeri ve teknik. Çıkmışsınlar sorusu. Bakın şöyle bir soru. Bakın şu soruya dikkat edin. Bakın sadece bu bilgileri düşünerek yapacaksınız. Tamam mı? Bak sorduğum soru. Sorduğum soruda sadece bu bilgileri düşünerek yapacaksınız. Bunu düşüneceksiniz. Soru şu. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl gelişmeleri veya yenilikleri arasında gösterilir. 18. yüzyılda yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez. Bakın soru bu. 18. yüzyılda yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez. Soru bu ve sadece bu bilgilere bakacağız. A. İlk matbaanın kullanılması gösterilebilir mi? 18. yüzyılda gösterilebilir mi? Değil mi? Nereden anladınız? Nereden anladınız gösterilebilir? Sadece bu bilgiye bakacaksınız ha. Teknik, teknik, bilim tekniksel bir gelişme olabilir. Evet. 2. Avrupa mimarisinin örnek alınması. Gösterilebilir mi 18. yüzyılda? Evet. Dur bir dakika. Hürriye niye? Hayır. Sinan niye hayır? Yani şu bilgiye bakarak gösterebilir misin, gösteremez misin? Gösterebilirsin. Nereden anlıyorsun? Şimdi bir, Avrupa mimarisinin örnek alınması ilk kez. Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiş olabilir. Bir kere buradan yaklaşacak. İkincisi mimari teknik bir olay yine. Bakın Avrupa'nın etkisi var. Olabilir. Avrupa mimarisi örnek almış olabilir. Sadece bu bilgiyi yapın. Neyse. Tamam. Üç. Avrupa başkentlerine elçiliklerinin açılması. Olabilir mi? Evet. Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettiğimizi nereden? Ya da Avrupa'nın etkisi. Avrupa'yı tanımak zorundayız. Teknik subaylardan yararlanmışız. Bunları nereden? İşte elçilikler açarak tanıyacağız Avrupa'yı. Olabilir. Evet. Divan örgütünün kaldırılması, nazlıkların kurulması. Olabilir mi? Divan örgütünün kaldırılması, nazlıkların kurulması. Hayır. Mehtap nereden oluyor? Divan neyle ilgili bir düzenleme? Yönetimle ilgili. Yönetimle ilgili 18. yüzyılda herhangi bir ıslahat var mı? Yok. O zaman ne zaman oldu? 19. yüzyılda. Cevap bu. Bakın bu tip mantıklarınızı kullanacaksınız. Bakın KPSS şöyle bir soru sormuş. Yine çıkmış bir sınav sorusu. 2009 sınav sorusu ha.
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl ıslahat hareketlerinin özellikleri arasında yer almaz? Soru bu. 19. yüzyıl ıslahat hareketlerinin özellikleri arasında yer almaz. Ya arkadaşlar, direkt cevabı veriyorum. Soru ışıklar uzun. Zaten siz kendiniz de göreceksiniz o soruyu. Yalnız askeri amaçlı yapılan ıslahatlardır. Cevap buydu. Bakın bir yerler zaten bizim verdiğimiz kapıya çıkıyor. Hayır canım, ne demek yalnız askeri alanda yapılan? Bütün kurumlara yöneliktir. Çıkmış sınav soruları bakın bunlar. Kullanılmış. Sadece ne bu mantığı yapıyoruz bu. Ya şöyle bir soru sormuş bakın. Şöyle bir soru. Devlet dairelerinde fes ve pantolon giyme zorunluluğu hangi padişah döneminde getirilmiştir diyor. Şimdi bir dakika, tamam, bu soruyu hepiniz bilebilirsiniz mesela ya da duydunuz. Benim demek istediğim mantık başka. Devlet dairelerinde fes ve pantolon giyme zorunluluğu hangi padişah döneminde getirilmiştir? Böyle bir soru sormuş. Ya şu mantığı kullanmak açısından söylüyorum ya. Tamam cevabı biliyorum, Maho, İkinci Mahmut. Ama ben bir dakika bir şey söyleyeceğim size. Fes ve pantolon giyme hangi alanda bir düzenlemedir? Hangi alanda bir düzenleme? Hangi alanda? Pantolon, fes, toplumsal değil mi? Hangi alanda olacak? Hangi dönemde olacak yani? Kılık veya hangi alan dönemde olur? Hangi dönemde olur? 19. yüzyılda. O çıkmış sınav sorusunda iki tane padişah 19. yüzyılın padişahıydı ha. İki padişah 19. yüzyılında. Diğerleri tak tak gitti. Bakın mantık. Direkt. Yani sadece ne şu mantıkça, bu biz bütün ıslahatlar hakkında size bir fikir sahibi yaptı. Bakın şu anda bütün ıslahatlar hakkında fikir üretebilirsiniz. Kısaca buydu. Tamam mı olay? Ben bunları tek tek açılımına geçeceğim hatta, haberiniz olsun. Tamam mı arkadaşlar? Evet.